Değerli futbol severler merhaba. Bir United programında bu hafta çok özel bir konuğu daha misafir ediyoruz. Amiri takımlar teknik direktörü Şenol Güneş bizlerle birlikte Türk futbolunun çok önemli isimlerinden yıllarını Türk futboluna vermiş, büyük başarılar kazanmış bir isim ve Amiri takımda da Avrupa Şampiyonası öncesinde kendisiyle önemli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Tabii sadece Avrupa Futbol Şampiyonası'na yönelik veya milli takımlarla ilgili değil, Türk futbolunun sorunları, Türk futbolunu nasıl daha yukarı çıkartabiliriz gibi konulara da parmak basmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Maşallahınız var, çok iyi gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim, o sizin güzelliğiniz, güzel bakıyorsunuz bana. Sağ olun, eksik olmayın. Hocam, bu sıcak gündemle başlayalım dilerseniz. 12 kulüp Süper Lig projesini hayata geçirdiklerini açıkladılar. Arkasından yoğun baskılar sonrasında geri adım attılar. Endüstriyel futbol, ki aslında benim böyle bir endişem vardı yıllardır, futbolun sadece işte parayla ölçülen değerlerle temsil edildiği bir düzene teslim olması ve maalesef o noktaya doğru kuvvetle, hızla gidiyoruz. Çünkü para her şey anlamına geldi futbolda. Paranız varsa güçlüsünüz, paranız yoksa işiniz çok zor futbolda. 40 milyon 30 milyon euro maaşlı futbolcular var dünyada. Çok yüksek maliyetler var. Ve işin sonunda 12 kulüp, ki bu kulüplerin en düşüğü 330 milyon euro geliri var. 330 milyon euro ile 600 milyon euro arasında gelirlere sahip kulüplerden bahsediyoruz. En yüksek gelir grubuna sahip kulüpler. En zengin kulüpler. Ve bunlar sahip oldukları gelirler ve ayrıcalıklardan memnun olmayıp yeni bir lig kurmak istediler. Ya futbol nereye gidiyor sizce? Aslında tabii öncelikle futbolda girmeden önce bu futbol bulunduğumuz hayatın içerisindeki bir parça. Mesela baktığınız zaman futbol bir oyun. Basit düşünmek lazım. Ama hayatımızın merkezinde kimin? Benim, sizin. Yani şuraya girerken zannediyorum ki sorduğumda da öyle söyledi. 300'ün üzerinde kişi çalışıyor burada. Bir sektör oluşmuş. Sadece bu beyin sportta. Aynı zamanda diğer sektörlere bakarsa binlerce insan çalışıyor. Bir iş kolu oldu. Dolayısıyla endüstriyel alması normal. Normal olmayan bunu yönetme biçimi. Burada sıkıntılar var. Bu sadece futbolla ilgili değil. Bir kurumun yönetilmesiyle ilgili. Futbol biraz daha yalnızdı. Çünkü futbolun başlangıcına bakarsak, bugün ona da girdiğimizde, işte bugün Liverpool'da ve birçok takımların kuruluşuna baktığımız zaman, ki biz de Türkiye'de de futbol kulüpleri kurulurken temelinde neydi? Mesela Liverpool işçi takımıydı. İşte polis takımı, işçi takımı, asker takımı gibi bir sürü takımlar. Kuruluş sebepleri var. Bu bir savaşı unutturmak, yarışmayı yapmak. Yok etme savaşı değil futbol. En iyisini ortaya çıkarmak. Bir rekabet içerisinde en iyisini ortaya çıkarmak. Bunun içerisinde karşılıklı ilişkileri, dostlukları da pekiştirmek için kullanılan bir araç da aynı zamanda. Baktığımız çocukluğumuzda, ben tabii bu konuşma yaparken bugün ne konuşacaksak bilmiyorum, bir saat, iki saat neyse. Ben her şeyi biliyorum diye konuşmayacağım. Ben bildiklerimi paylaşacağım. Herkes kendine göre alabilir, kendisi ona göre eleştirebilir, yine şeyler katabilir. Ben 54 yıl önce, daha da eskisi var, 60 yıl önce diyelim, çocukluğumda gördüğüm futbol, bildiğim futbol 15 yaşına kadar şehirden çıkmayan bir insanın hayaliyle, yani futbol hayaliyle, hayat hayaliyle ilgili çok değerlerimiz vardı. Ama sonunda futbolcu olduk. Ama o zaman baktığımızda radyodan maçı dinlemek bile mümkün değildi. Top oynamak hiç mümkün değildi. Top yoktu çünkü orada da. Malzeme hiç yoktu. Ayakkabı yoktu. Elbiseniz eskiydi. Buradan nerelere geldik? Şimdi sponsorlar size para veriyor. Bana diyor ki para vereyim, bunu giy. Onun tanıtımını yap. Bu sektörü karşı çıkamazsınız. Ama bunun yönetim biçimi. Şimdi kısa geçeceğim çünkü çok konumuz var belki. Burada bu gücü eline geçirenler, geçmişte yöneticiler mesela esnaftı, mahallenin büyüğüydü, abilerimizdi. Toplanan paralarla seyahate gidilirdi. Kulüplerde seyahat masrafını karşılamak en büyük yönetici olmak için veya başkan olmak için adaylıktı. Öyleydi. Bugün seyahatin masrafının hiçbir anlamı yok. Çok cüzi bir şey tutuyor. O kadar büyük masraflar var ki antrenör, oyuncu, kulübün diğer giderleri, bir sürü sebepleri var. Uluslararası yarışta beklentiler büyüdük. Bunların hepsi bildiğiniz konular. Rakamlara dediniz 330 milyon civarında euro dediniz. Bu 1 milyondu, 2 milyondu, 5 milyondu. Para büyüdü.
Parayla eşdeğer hayatı bulmuşuz. Ben hep bunu söylüyorum, bugün de söylüyorum. Çocukluğunda edebi, saygıyı, hoşgörüyü, insanlığı gören bir kişi olarak o zaman hiç param yokken, bugün param varken de onlarla asla vazgeçmiyorum. Onları korumaya çalışıyorum. Bunu bozmak isteyenler de olabiliyor. Seveni veya sevmeyeni, yani benimle ilgili biri bir şey söylediği zaman beni sevmediği için ona karşı değilim. Beni seven de sevmeyen de bana bir şey söylediği zaman eğer beni anlamadıktan sonra benim için aynı değerdir. Bu değerlerden bakarak söylüyorum. Şimdi o günde bugün de aynı şeye bakıyorum. Para bir araçtır. Önemli olan değerdir. Değer bulduğun zaman parayı kazanabilirsiniz. Ne kadar kazanırsınız bilmiyorum. Buraya geleceğim de. Ama değeriniz yoksa bu parayla değeri alamazsınız. Kesinlikle. Almaya çalışırsınız asla olmaz. Tutturamazsınız çünkü o kültür. Ha bunu hem değer hem parası olanlar da gitgeller olabilir. Çünkü hiçbir insan kötü olmak istemez. Ama hayat sana bu kötülükleri getirebilir. Oradaki kararlarınız önemli olandır. Şimdi öyle bir dönemler geçiriyoruz ki bugün para üzerinden gittiğimiz için bu yeni değil. Uzun yıllardır bu devam ediyor. Bakın Türkiye şimdi biz hemen tepeye yukarı bakıyoruz. Aşağı kendimize bakalım önce. Kulüplerimiz borçta mı değil mi? Siz de söylüyorsunuz. Hepsi borç içinde. Büyük paralar veriyorsunuz. Geçmişe göre en fazla para verilen dönem değil mi yayıncı kuruluş tarafından? Peki en çok borcumuz ne zaman var? Şimdi var. Çok para girmesi kulüplerin düzelmesine araç olmuyor. O zaman yönetimde bir anlayış var. Hatta sistemi de konuşuyor. Sistem de değil bana göre. Sistem de belki doğru ama yönetim tarzı yanlış. Çünkü bu sistemden beslenenler var. Beslenenler güçlü olanlar veya zengin olanlarsa o zaman kötülük daha fazla. Yani işçiyle başlayan Liverpool takımı daha sonra yöneticilerin gelmesini hoşgörüyle baktı. Bu da gayet normaldi. Ama bir süre sonra öyle bir noktaya geldi ki onlara hakim oldu. O işçiler ve çalışanlar artık ikinci plana kaldı. Tıpkı bugün oyuncu ve antrenör gibi. Bugün meslek itibariyle babanı çok iyi biliyor bu konuları. Taban birliklerinin önünde olması gerekiyor. Yani oyuncular, antrenörler, çalışanlar önde. Çünkü meslek, bunun sahibi var tabii bunların. Kurumsal olarak bir şirket gibi düşünürse patronu olmalı. Ama patron bunu yönetmeli. Bir şirkette işçisini sömüren bir patron kazanabilir mi? Kazansa bile varlığını sürdürebilir mümkün değil. Geçmişte bunun tersi de vardı. İşçisini işçi kal derdindeyken, işçiyi kullanan patron varken işçilerin de isyanı var. Halbuki beraber yaşıyoruz. Birlikte bir araya geleceğiz. Yani işçiye de ihtiyaç var, patrona da ihtiyaç var. Bugün de futbol kulüplerine ihtiyaç var, oyunculara ihtiyaç var, hakemlere ihtiyaç var, medyaya ihtiyaç var. Yani bütün birimlere ihtiyaç var. Kuvvetler ayrılığı içerisinde bunu birlikte yönetmek lazım. Birileri çıkıyor, bugünkü güç edindikten sonra bu sistemden güç edinenler ki bugün uluslararası anda konuşalım. İşte Real Madrid veya X kulüpler ki başkan hala devam ediyor, iddia ediyor bu konuda. Belki başka bir oyunlar var onu bilemem ama benim gördüğüm tablo şu. Bu sistemden beslenip çok büyük bir kulüp durumuna gelenler taraftarı da iyi kullanarak o gücünü kendi lehlerine kullanmak istiyor. Borcumuz var diyor. Bize büyük para geliyor. Bunu alacağız diyor. Niye borç yaptınız? Borcu kim yaptı? Nasıl yaptı? Hiç hesap verilirlik yok. Hesap verildi ama. Çünkü bu ortak değer değil mi? Bunun sahibi aslında patron değil. Taraftar. Müşteri olan taraftar. O forma almazsa, maça gelip destek olmazsa, o duygu, ruhunu vermezse sen zaten yokuz, biz de yokuz. Beni ben yapan taraftardır, kitledir. Bugün medya istese de istemez. Hiç kimse ilgilenmese futbolla futbol olur mu? Olmaz tabii. Kaldı ki bakın medya çok büyük bir algı oluşturan bir kuruluştur. Ama ona rağmen taraftar yakalıyor senin iyi ve ben yaşayan kişi olarak söylüyorum. Medyada zaman zaman ki medyayla bir düşmanlığımız yok. Onlar da beni seviyor. Ben de seviyorum ama zaman zaman haksızlıklar olmuştur. O haksızlıklar karşısında taraftar sen de sahip çıkmış. Yoksa yaşayabilir misin? Yani düşünün ki herkes size kötü diyor. Taraftar diyor, medya diyor. Herkes, yanlışsınız diyor. Kötü demiyor, yanlışsınız diyor. Siz de bunu görmüyorsunuz. Buralara gelemezsiniz. Sizi denetleyen de, buraya getiren de onlardır. Ha bu demek değil ki onlar sadece. Hayır ben bir iş yapıyorum. Onun karşılığında geliyorum. Ama ben dersem yanlış yaparım. Yönetim var, oyuncu var, medya var, taraftar hepsi var. Buradan baktığınızda bugünkü oyun parayla ilgili konuşuluyor mutlaka doğrudur. Çünkü büyük kulüpler çok para kazandılar. Çok kazandıktan sonra çok büyük borçlar yaptı. Çok yanlışlar yaparak borçlar yaptılar. Şimdi de o parayı günlük kurtarmak için yapıyorlar. Eğer bunu, ben bunu bugün hep dönüşler oldu zaten. Eğer bunu yapmak istiyorsalar şunu yapmalıydı. Real Madrid, Liverpool diye aynı başkanlar çıkıp yeni amatör bir kulüp kurup hadi büyüt bakalım o zaman. Kurun bir liginizi yapın. Kaldı ki
kurallar gereği, yönetmelik gereği bir sistemin içerisinde insanların bağlı olacağı bir kuruluşta olması insanların yararına. Demokrasi bunun içindir. Cumhuriyetler bunun içindir. Yani insanların birlikte yaşaması için ortak değerlerdir. Şimdi UEFA'nın yanlışları var. Kesinlikle katılıyorum. Ama siz bunu yok sayarak olmaz. Siz kendiniz bir düşman yaratıp ondan sonra kendinize göre bir hayat çizerseniz yalnız kalırsınız. Aslında yapılmak istenen de bu. Yani şimdi UEFA, FIFA çok tartışılıyor. Çok büyük paralar geriliyor. İşte yanlış kullanıyor, güç odaklı diyor. Kulüplerin şikayetleri var. Hala şikayetleri var. Bu tartışarak ve bir araya gelerek geliştirilmesi gereken konular. Aslında hocam bunun nedeni şundan kaynaklanıyor bence. İşte Liverpool'un, Arsenal'ın, Manchester United'ın sahipleri Amerikalı. Bunlar yatırım yaptılar. Pandemi sürecinde zarar ettiler ciddi anlamda. Ve tabii ki Amerikalı patron ne istiyor? Kâr etmek istiyor. Ve kâr etmek için farklı bir modeli ortaya atıyorlar. Ki Real Madrid'de Barcelona'yı da içlerine aldılar, Juventus'u da. Kulüp sahipleri olduğu için bunlar tamamen kâr etme amaçlı. Yani futbolun değerleri, futbolun geleneği falan umurlarında değil. Hayır, şöyle bir şey var. Katılıyorum ona. Mesela şimdi bir şirket, bir iş yeri. Ben şimdi çalıştığım bir kulüp varsa takım veya milli takım. Kazanacak ki bana versin. Bu böyle olmalı zaten. Şimdi bazen konuşuyoruz yani kulüplerde de çok oluyor. Paramız yok ne yap? O zaman vermezsin. Paran var. Vermezsen de o zaman da olmaz. Yani işçi patron ilişkisi o. Patron işçiye verecek. İşçi huzurlu olacak. Sağlıklı olacak. Çalışıp üretecek. Sen kazanacaksın. Sen kazandığından vermezsen yarı sen de kaybedersin. Bu sistem öyle oldu. Sıkıntı şu. Bosman kanunu çıktı mesela. Onda da yanlışlar evet, yapıldı. Evet o futbolda bir devrimdi. Yani doğru gibi görünen ama yanlış uygulanan sistemler de oldu. Şimdi bir oyuncu 200 milyon, 300 milyon euro ettiği yerde, şimdi bütçeden bahsedik yani en iyi bütçeden bahsediyorsunuz. Bir oyuncu 200 milyon bonservisi kendisi de 300 milyonu buluyorsa burada bir çarpıklık var. Günlük kullanabilirsiniz. O gün için bir geçerli olabilir. Veya ülkemizde gelelim. İşte TL üzerinden bakalım. 1 milyonluk, 2 milyonluk, 5 milyonluk, 10 milyonluk, 15 milyonluk oyuncu bulabilirsiniz. Sizin gelirleriniz çok fazla arttığı zaman o kadar fazla para verirseniz yani oyuncunun alması gereken yani bir işçi düşünün 3 bin lira alırken ona siz kazandığınız için 10 bin lira verdiniz. Bugün için çok kazandınız diye. Yarın kazanamazsanız bu 3 binden altında vermek de doğru değil. 10 bin de vermek doğru değil. Öyle bir ölçüde vermelisiniz ki o hayatını idame etmeli. Size yine katkı yapmalı. Ama biz bunu yapmıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Şimdi o demin dediğiniz hani paraya ihtiyaç var ya katılıyorum ona. Pandeminin de sorunları var. Yanlış yönetimlerini de sorun. Önce yanlışları düzeltelim. Sonra pandeminin etkilerini konuşalım. Sonra ne yapmamız gerekeni konuşalım derken siz kafanıza göre bir plan çıkarıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Geri tepiyor. Çünkü güç odaklı düşünüyorsun. Güçlü, kendini güçlü hissettiği için güç zehirlenmesinde kararlar alıyor. Zengin daha zengin olup bu işi yönetmek istiyor. Öyle değil. Birlikte yöneteceğiz. Yani aynı onları yaptığı gibi kulüplerin yaptığı gibi oyuncular da ayaklansa futbol oynaması bitti. Antrenör de aynı şekilde ama bu doğru değil. Önce bu futbolu korumak durumundayız. Futbolun bir sektörü var yani kabul etmek lazım. Çok büyük bir sektör. Spordur, turizmdir, eğlencedir. Burada tutacağız bunu. Biz bunu parayı çok ön plana çıkardık. Para amaç oldu. Para araç olması gerekiyordu. Araç olsaydı bu futbolun ruhu olsaydı zaten o hala var olan yerde olduğu için değerli. Yani bugün Barcelona taraftarı, Real Madrid taraftar hala devam ediyorsa o duygular hala var olduğu için. Onu inanın ki şöyle kaldırırsalar ortada hiçbir şey olmaz. Şimdi tam bordo mavi değil ama lacivert kırmızıya yakın. Barcelona da bordo mavi, Trabzon bordo mavi. Adam niye tutmasın Barcelona renk tutacaksa eğer? Çünkü ona ait olma duygusu var. Trabzon'a, o yöreye, insana. Orada bir ruh var. İlişkiler var. Ama o ilişkiler ağır. Barcelona gibi yaparsanız onu yönetemezsiniz. Bayern Münih'in karlarını görebiliyoruz. Burada önemli olan şey şu. Para önemli ama parayı kullanmayı bilmeyenler hala aynı yola devam ediyorlar. O yüzden bu pastayı, bu değerli ürünü yok ediyorlar. Bugün şöyle düşünseydiler. Evet kulüplerin sorunu var. Ne yapalım? Bir, kulüpler harcamalarını düzenlemesi lazım. İki, işte harcadıkları yerler, oyuncular ve antrenörler rakamlar yüksekse onun için bir çözüm gelip bir araya konuşulması gerekiyor. Bu kriz dünyaya mesela pandemi başlı başına bir travma olacak. Daha bunun yansımaları az oldu. Yani bir nesil gidiyor. Bir seneden bir buçuk seneye gitti. Belki iki sene bir nesil ortada olmayacak. Biz hep yaş grubu yaparız ya. Tabii maalesef. O 15, 16, 17 bir yaş grubu yok.
ortada olmuyor. Yani bırakın sporu, hayat olarak, okul olarak da yok. Derslerde kayıpları var. İki, bunun verdiği bir travmalar, psikolojik, sosyolojik, ekonomik travmalar olacak. Bunların yansımaları nasıl, onu düşünüyor. Hayır, ben diyor paramı alırım diyor. Bana para versin de karışman diyorsa zaten insanı düşünmüyor. Bu çocuklar insan. Bu futbolcular insan, bu antrenörler insan, bu kulüpler insan. İnsan tarafından yönetiliyorlar. Kurumun kendisi değil. Siz bir şey katacağına yok ediyorsunuz. 50 yıl, 50 küsur yılda yaşayan bir kişi olarak söylüyorum. Yoklukta, demin dedim ya, o zaman aldığım edep, terbiyede, haksızlığa karşı, saygıda, yine de çözüm aramadaki düşüncelerimiz bugüne bizi getirdi. O kaybettiklerimiz benim bugün kazançlarım. Ben onları bildiğim için bunlara hazırım ben. Buradaki yanlışları çok önemsemiyorum ben. Evet, önemli ama yok olmuyoruz ki. Yani bir şirketiniz var, 100 milyarlık. İşte battınız, 80 milyarı kaybettiniz. 5 milyarınız kaldı. Yine varlığınız var ya, yaşıyorsunuz ya, Allah sağ, bırakın parayı, sağlığınız var ya. Çözebilirsiniz bunu. Ha, kaybedin demiyorum. Ama kaybetmemek adına başkalarını yok etmeye giderseniz siz de kaybolursunuz. Bu sistem herkesin birlikte yaşayacağı bir sistem olmalı. Buradaki tehlike o. Yani Real Madrid varsa, Barcelona varsa, orada Alaves takımı da var. Ne bileyim işte aklınıza gelen bir sürü takımlar. Valencia'da var, öteki de var. Bir sürü hepsi var. Ay, İspanya varsa İngiltere, Almanya, Türkiye var. Yani piramit düşünürsek, ben bunu milli takım için de kullanıyorum. Türk milli takımın başında benim tek kişi olarak, amir takım antrenörü bir tanedir. Ama altında binlerce antrenörler var, onları temsil ediyorum ben. Onları yok sayarak, onlar kim diyemezsiniz. Ben alırım, yaparım diyemezsiniz. Aynı şekilde bir ülke adına yarışıyorsunuz, bir başarı bekliyorlar. O sorumluluğu taşıyorum, taşımazsınız. Ha, yaparım yapmam ayrı konu ama niyetim bu olmalı. Kötü niyet olmaz, burada kötü niyet var. Parayı alırım, bana ne derim yani. Başka bir duygu yok. Aynı şekilde bize de olmaması lazım. Yani kulüplerin yeniden gözden geçirilmesi lazım. Bakın, size kısmen değindim. Tekrar Allah rahmet eylesin. Babanız da, Metin Hoca da, Özkan Hoca da, Tamer Hoca da benim hocalarım da, benden büyüktü. Hatta çok kavgalarımız, tartışmalarımız oldu. Kursları açmıyor diye tartışıyorduk. Ama çok büyük emek verdiler. Yokluk içinde emek verdiler. Ve bir araya geliyordular. Bugün daha çok kazanılmasına, yani para, şöhret olarak daha çok bir araya gelmemiz lazım. Bugün daha zor iş. Çünkü ekonomi büyüdü. Anlayış değişti. Beklenti büyüdü. Toplum her şeyi biliyor. İmkanlar daha fazla. Her şey daha fazla. O zaman yeni adımlar atmamız. Bunu kim yapacak? Bu deneyimi, bilgisi olanlar. Bunları yok sayma. Yani bugün zaman zaman duyuyorum. Fatih Hoca, Mustafa Şenol Hoca, bunlar işte affedersin dinozor, fosil bir şey yapmazlar. Ne yapmaz ya? Ben hiçbir eğitim görmeden ne yapabilirim diye düşünüyorum. Hala o heyecanım var. Yani benim bu heyecanımdan sana bir zarar gelmez. Alırsın veya almazsın. Yani bunlar giderse her şey daha iyi olur diye demeyin. Onlar da olsun, bunlar da olsun, yenileri de olsun, gelecek nesille de hazırlayalım diyorum. Şimdi bunları yapmak için bu kafayı değiştirmek lazım. Yani bu yönetici zihniyeti aşağıya etkiliyor. Şimdi ben yöneticiyim. Parayı ele geçirdiğim zaman yaşayabilmem için parayla iş yaparım. Adamla iş yapmam o zaman. O gider, bu gelir diyor. Önemli değil. Oysa öyle değil. Futbol öyle gelmedi bir araya. O mahalle çocukları, mahallenin büyükleriyle beraber futbol üretildi buraya. Onu bozarsanız futbol ortada olmaz. Başka bir iş yapın o zaman. O yüzden çok önemli bir yanlıştı ama gösterdi ki bir araya gelip konuşmak lazım. UEFA'da, FIFA'da kendine gelip nasıl bir araya geleceğiz? Yani Almanya'da önemli, İngiltere'de, Türkiye'de, İran'da, ne bileyim Kore'de önemli. Hepsi önemli. Dünya önemli. Aynı şey pandemi için de konuşalım. Yani biz de bazen duyuyorum işte, bana ne Amerika'da insanlar ölsün. Olur mu yanım ya? Amerika'da da ölmesin, Türkiye'de de ölmesin. Ne bileyim işte Kanada'da ölmesin. Almanya, Fransa, neredeyse. Tabii hiç canım, olmasın. Bir kişiden çıktı, bütün dünyaya yayıldı. Yüz binlerce insan öldü. Ben iyi olsam ne olacak? Hepimiz iyi olmamız lazım. İşte bu ortak değeri, ortak düşünceyi kurmadığımız müddetçe, buna zaten milli takım için de kullanıyoruz, öyle de geçeriz belki. Ortak hayalimiz diyor, ortak hedefimiz, ortak çalışmamız olsun. Birlikte düşünelim. Ama birlikte düşünmek, aynı şeyi düşünmek değil. Farklı düşüncelerle bir bütünü oluşturmak. Bu inanın bizi zenginleştirecek. Türkiye'de buna müsait. Bakın, insanımız buradan gidip Avrupa'da, Avrupa'nın göbeğinde Oscar ödülü alacak duruma geliyor sağlık konusunda. Milyarder oluyor. Yani bu insanın yeteneğinin ne kadar önemli olduğunu ve var olduğunu bildiğimiz bir şey. Bunun için hazırlık yapmamız lazım. Ama biz çıktıktan sonra sahipleniyoruz. Ama çıkana kadar aşağı nasıl çekeriz diye düşünüyoruz. Futbolda da öyle. Hep bunu kullandığım için tam yeri geldi. Ya çıkan oyuncularımızı yok ederek değil.
çıkacak olanlara onu örnek göstererek yanlışını veya doğruunu daha iyi yapalım diye. Bunu kullanınca sen Arda'yı mı Caner'i savunuyorsun? Yok. Ben yanlış savunmuyorum. Ben isim üzerinde durmuyorum. Yanlışlar yanlıştır. Veya benim yanlışlarım vardı. Fark etmez. Geçmişte dediğim gibi hocalarım Allah rahmet eylesin hep doğru mu yaptılar? Ben hep doğru mu yapıyorum? Yanlışları da görerek düzelt. Ama var olan yanlışları dersler çıkaralım. Sen zaman kaybetme. Enerji kaybetme. Ha yine de hata yapacaksın ama bu hatalardan doğruyu bulacaksın. Bu ekonomik de böyle, teknik olarak da böyle. Ama ekonomik olarak şu anda tehlike büyük. Çünkü hep konuşmalar şunun üzerinde. Ne kadar para aldın? Kaç para alıyorsun? Alıyorum. Çok para alıyorum. Hiç para almıyorum. Ne fark edecek yani? Bunun üzerinde hayatı devam ettiren bir kişi sağlıklı değildir. Bence sağlıklı düşünmüyor. Değerini yok ediyor. Sen değerli olduğun müddetçe ama bugün ama yarın kazanacaksın. Onu bilemezsin. Demin dedim yıllarca böyle geçti bizim hayatımız. Ve en doğru yaptığım zamanlarda elimdeki de gitti benim. Elimdeki de gitti. Şu anda da gidenler var. Yanlış kararlar verdim. Yanlış insanlara inandım. Ne bileyim işte yaptığımı. Hatta devlet diyebiliriz. Çünkü insanız. Devlet veya belediye elinden alıyor bazen. Ama siz isyan ederek değil, hakkınızı arayacak. Efendim ararken adaletten, demokrasiden, özgürlükten onun için bahsediyoruz. Yoksa iş olsun diye o kavramı anlamadığı müddetçe zaten hiçbir şey konuşamazsınız. O yüzden çok kötümser değilim. Bunu da bir yenilik olarak kabul ediyorum. Yani böyle bir düşünce atıldı, düşünelim. Daha çok para nasıl kazanır? Diyor ki biri para veriyor, ne kadar güzel para veriyor. Mesela toprağın altında para çıktı dağıtıyorlar. Ya bu para bana gerekli mi? Hakkım mı? Sormazsanız yani önünüze düşen her parayı alırsanız o zaman başka bir hayata girersiniz ki bunu biraz evvel birine kullandım. Size ben ayda şimdi şu anda ekonominizi bilmiyorum tabii. Hep kimseninkini bilmiyorum. Beni de ilgilendim ama diyelim ki 1 milyon euro kazanıyorsun. Hani dövizden bahsedelim ayda. Ama ben size diyorum ki ben sana 50 milyon euroluk iş buluyorum ayda. Kabul eder misiniz etmez misiniz? Yani koşullar uygunsa ederim. Ha işte düşünmeniz lazım. Şimdi niye? Şimdi 1 milyon kazanırken zaten size fazlasıyla yetiyor. Ama siz yeni bir hamle yani değerinizin karşılığı 1 milyonsa mutlusunuz. Ama 50 milyon değerinizi bozacaksa düşünürsünüz. Tabii. Size hayatınızı bitirebilir aslında. Onun için rakamlar peşinde değil, değerler peşinden İlkeler, gidin. Evet. İlkeler peşinden gidin. Onu anlatmaya. Şimdi oyuncular da var bazen. Türkiye'de işte 100 lira kazanıyor. Sonra öbür oyuncu fazla kazanınca kendine bir değer bir ölçüsü yapıyor o rakam üzerinden. Onun altında aldığı mutsuz oluyor. Bu sefer isyan ediyor. Sonra kulüpten ayrılıyor veya kulüp onu gönderiyor. Ondan sonra futbol hayatı bitiyor. Yani para önemli. Bak oynadığınız, yaptığınız mesleği hangi mesleği karşılığını alın. Bunun için de savaşın. Orada para meselesi değildir. Ama para peşinde koştuğunuz zaman inanın ki o bir süre sonra ne para kalır elinizde, ne değer kalır, ne dostunuz kalır. O yüzden bunu bir kez daha söyledim. Bu da bizim için önemli bir ders olsun. Hocam futbol ekonomisiyle ve bu Süper Lig projesinin işte futbola ne getirir ne götürür, futbol nereye gidiyor öyle başladık. Şimdi bu programa amacı aslında Türk futbolundaki bazı sorunları masaya yatırmak, onlara çözüm önerileri getirmek. İşte futbolun değerleriyle yapıyoruz bu programları, kulüp başkanları ve sizin gibi deneyimli ve değerli insanlarla. Şimdi açıkçası çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum. 29 sene oldu. Çocukluğumdan beri de sahalardayım yani. Bebekliğimden beri hemen hemen. Fakat şu anda gelmiş olduğumuz noktada ki siz de bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Çok endişeliyiz hepimiz. Futbol iklimimizden bahsediyorum. Hakikaten çok farklı bir yere doğru evrildi futbol iklimimiz. Çok böyle hani kirli bir suyun içindeyiz gibi geliyor. İşte neymiş efendim? Rıza Çalınbay eskiden Beşiktaş'ta oynamış. İşte Beşiktaş'a maçı verecekmiş. Aykut Kocaman Fenerbahçeliymiş. Başakşehir maçı Fenerbahçe'ye bırakmış falan gibi. Hakemler işte böyle. Kimsenin kimseye güvenmediği, herkesin birbirinden nefret ettiği, fanatizmin inanılmaz boyutlarda olduğu, oyunu icra edene, teknik adama, hakeme, hiç kimsenin birbirine saygı duymadığı bir ortamdayız. Maalesef. Ve bu nereye gidecek? Daha fazla nasıl böyle devam edecek? Açıkçası bunu merak ediyorum ben. Şimdi tabii az evvel bunu nasıl düzeltebiliriz? Nasıl tamir edebiliriz? Eskiden bunlar yoktu. Rekabet vardı. Hatta futbol sahalarının dışında şiddet de vardı. Maç öncesinde, maç sonrasında kavgalar, işte bıçaklamalar, yaralamalar falan. Ama bu fanatizm yoktu. İnanın yoktu eskiden. Şimdi, bu nefret yoktu. Bu ayrımcılık yoktu. Bu saygısızlık yoktu. Nereye gidiyoruz? Şimdi nereden hocam? Baktığımızda çok önemli. Yani şimdi
kendi dünyamdan bakarak konuşayım. Çünkü herkesin kendi dünyası var. Ya siz ne düşünüyorsunuz bu futbol iklimi hakkında? Ya şu andaki durumun sıkıntıları var. Ama çaresiz değiliz yani, onu söyleyeyim. Şimdi benim başladığım dönemde futbol zaten meslek değildi. Aşağılanan bile oyundu. Tabii. Yani ahlaksızların, serserilerin, işsiz güçsüzlerin oynadığı bir oyun diye bakılıyordu. Türkiye'deki kavram buydu. O kavramda ben futbolcu olmak için çıkmadım. Mahalle arasında oynayacak bir oyuncağım olmadığı için oynadım ben. Yani bunu çıktığı için söylüyorum. Mahallede o zaman balık yenirdi. Limonu yarım sıkıp balığa sıkardılar. Sonra yarım limonu dışarı atarlar. Sokaklar o kadar istenaydı ve o limonu da biri alıp atardı. Yani çöpçü falan o kadar yoktu bizim zamanımızda. Bekçiler vardı gece ama gündüzde çöpçü yoktu. Biz o limon kabı alıp onları top oynardık. Kapılarda kapı kaleydi. O kaleye limonla beşer beş atış yapardık. Kim kazanır diye. Biz de kozalakla falan oynardık. Yani mesela bezden toplar. Gazoz kapağıyla. Gazoz kapağı, teneke evet. Kutular. Aynı zamanda bez toplar. Daha sonra plastik toplar çıktı. Bulamazdık. Yoktu. Topu olanı oynatırdık. Ekonomik olarak zaten futbol sosyal durumu iyi olmayan çocuklar, ailelerin çocukların oynadığı bir oyun. Yani tıpkı basketbolun Amerika'da oynandığı gibi, siyahilerin oynadığı gibi. Çünkü ağır bir spor, beklentisi olmayan bir spor, geleceği olmayan bir spordu. Şimdi o dönemlerden sonra oynarken ben bir ortak değer olarak çocuklarla beraber oluyorduk. Ne yapalım? Oyun oynayalım. İşte denize girelim yazsa, kışınsa sokak arasında parkenin üstünde oynamak. Düşüp kalkmalar, yaralanmalar, pantolonun eskimesi, ayakkabının eskimesi, babamız dövüyor bizi, nasıl oynarsınız diye. Bu dönemden geçtik. Yani futbolcu olalım diye değil, birlikte olmak için. Yani ama büyük, şimdi çok büyük bir değer olduğunu düşünüyorum. O günkü zorluklar, bugünkü çok büyük artılardır. Yani güzel bir konuya değiniz. Aslında futbol birleştirici olması gerekirken, hani atıyorum sağcısınızdır, solcusunuzdur, başka bir siyasi partiye gönül veriyorsunuz. İşte onları hep ortadan kaldırıyor. Şimdi, futbol birleştirici olması lazım. Oraya geleceğim şimdi. Aynen. Aslında o yüzden oradan geldim. Öyleydi yani. Şimdi bakın o dönemde ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş var. Trabzonspor yok. 67 yılında Trabzonspor kuruldu. Ben de 15 yaşında lisans çıkardım ve amatör başladım. 67-69'da Trabzonspor'a geldim yani amatör. 15 yaşındaydım ben o zaman. O dönemde böyle. O zaman bizim mahallemizde Allah rahmet eylesin Ergun abi, Ergun Kantarcı var. O bizim mahallenin büyüğüydü. Borsanın sahibi Rasim mi? O da futbolcuydu. Benim abim de çok öyle futbolcular var. Büyüklerin arasında beni kaleye geçirdiler. Öyle ben lisans çıkardım oldum. Yoksa kendi grubumda ben kalede asla oynamam. Önde oynuyordun. Santrafor oynuyordun. Önde oynuyordum ben ama büyükler olunca hadi geç. İşte kaleye zaten saf olan biri geçer veya küçük geçer. Çünkü kaleye kimse geçirmek istemiyor. Çünkü oynamak istiyor. Koşmak istiyor. Doğru. Ama buradan oynayınca geri dönemedik. 20 sene mecbur yaptık bu oyunu. Yani devam ettik. Orada çok eleştiri. Hiçbir eğitim görmedim. Ama eleştiriler çok ağırdı. O kendi aslında haklı. Çünkü futbol tarihinin en az gol yiyen kalecisi yani, oldunuz hocam. Biz onunla övünmedik. Onlar bize yine suçladılar. Bunlar olacak değil mi? Neyse yani buradan şimdi o dönemde başlarken birlikte olduk. Ergun abinin yüzünden ben, Ergun abi de Vefa'da oynuyordu. Vefa birincilikte. Bizim mahallenin takımında yeşil beyaz idman gücü. Rengi yeşil beyaz. Vefa'yı tutuyordu. Ben Vefa'lı diyordum. Büyükler işte idman ocağından dolayı sarı kırmızı olanlar Galatasaray'da olmak istiyor. Beşiktaş'ta olanlar var. Fenerbahçe olanlar. Herkes bir takım tutuyor. O zaman normal bir şeydi. Ben böyle oldum. Ama o büyüklerin içerisinde kendimi geliştirdim. Yani sonra sporcu olunca da esnaflara gittim. Onlar bana doğru yapmayı, yanlış yapmayı telkin ettiler. Yani hayatımın merkezine girdim. Şimdi böyle bir durumdan bir çocuk olarak çıkıyorsun ve ben ailede hiç olmayan üniversite mezunu oldum. Şimdi bu futbolun verdiklerinin kıymetini bilmek. Allah'a şükrediyorum. Ama ben mesleği hiçbir zaman değiştirmedim. Çok imkanlar çıktı. Büyüdükçe İşte de değişti. Paralar girdi, hayatlar değişti. Ama burada sıkıntı şu. Bugün baktığınızda o günkü mahalledeki büyüklerle mesela kahvelerde, mahallede otururken biz maça gittiğimizde biz sahaya çıkardık. Onlar tribüne çıkardı. Maç bitti. Yine bir ara gir. Rakipler veya biz fark etmez. Rakibimiz de olsa biz de olsa aynı. Beraber yaşıyorduk. Saygı, sevgi var. Yok etme diye bir şey yok. Bugün ekonomik çıkarlar nedeniyle yok etme savaşı var. Bunun içerisinde herkes girdi. Taraftar fan kulübü yerine ondan bir şey bekleyen gruplar oldu. Ve bunları besleyen yönetici oldu. O zaman güç odaklı oldu. O çocuklar işe girmediler. Bunu iş haline getirdiler. Aynı zamanda yönetimler her tip yönetici oldu. Her tip başkanlar oldu. Onları söylemek istemiyorum. İyisi de var, kötüsü de var. Yararı da olan var, zararı da olan var. Dolayısıyla bu kadar boşlukta olan bir futbol. Futbol aslında zavallı bana bakarsanız. Yani hangi iş yerinde bu kadar kolay ele geçirebilirsiniz? Ele geçirildi. Buranın içerisine girmek isteyenler oldu. Şimdi kulüplerin yapısında
adamlarını bulup şey koymak istendi. İşin iyiliği değil. Başkaları girmeye başladı. Çünkü para var. Yani medyanın içinde de aynı şey. Medyanın spor bölümünde bu işte de aynı şeyler olmaya başladı. Yani işin eğili olup bir şeyler katmak yerine oradan bir şeyler almak isteyenler oldu. Doğru maalesef. Bunlar hepsi sıkıntı. Biz bunların hepsine göz yumduk. Ölmeye geldik. Ne demektir ya bir maça? Vur kır parçala maç. Ne demektir? Ki aynı şey kadına da var. Ya benimsin ya toprağın kadına karşı söyleniyor. Ne demek bu ya? Bu şiddet duygularıyla biz sağlıklı ortamı evet. Nasıl sağlayacağız? Sosyokültürel bir sorun evet, var. Evet, o yüzden söylüyorum. Futbolun bu taraflarını düzeltmeden burayı düzeltemez. Bunu kullanan insanlar da var. Yani buna karşı bir şey deseniz, olur mu kardeşim? Mesela Rıza Hoca çok güzel bir beyan kullandı. Dedi ki, kazansam da üzülüyorum, kaybetsem de. Ben Beşiktaşlı. Beşiktaşlı Rıza gayet normal. Gurur duyması lazım. Ben de Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Ama bizim öğrendiğimiz şu. Ahlak değerleriyle işini yapmak. Biz nereye gitsek aynı anlayışla çalışırız. Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta veya İspanya'da çalışmak bizi saptırmaz. Manchester City'de çalışan şu anda Guardiola nereli? Barcelona'da bunu değiştiremezsin kardeşim. Ama onun yanlış yapmasını, ahlaksızlık yapmasını isteyemezsin ya. Bu düşünceyi kim istiyorsa önüne set kuracağız. Kurmazsanız, yani şimdi hemen şu ara başladı. O golü yedi, bu golü yedi, şöyle yedi, böyle yedi. Varsa bir iddia doğruysa ortaya çık, emin ol söyle, o zaman hep peşinden gidelim. Onun için hep beraber bunu düzeltiriz. Şu anda tehlikemiz büyük değil. Ama tehlikeye giden bir izin verme var. Onun için anlattım bunları. Yani geçmişte bunlar yoktu. Şimdi bundan rant almak isteyen, maddi veya manevi güç almak isteyenler o düşünceyi, yani onun düşüncesine karşı çıkanları, kötü düşünceye karşı çıkanları yok etmek istiyorlar. Yani bugün Fatih Hoca, Mustafa Denizli veya Şenol Güneş veya diğer antrenörler %90 veya %100'ü Türk futbolu kötü olsun diye düşünür mü sence? Asla. Ama öyle söylemler var ki, ulan diyorsun ki bu antrenör Türk futbolu mahvetti diyorsun. Ben bakıyorum yazılara. Veya oyuncular. Ha ortamı kötü yaparsanız herkes katil olur, herkes mafya olur, herkes ne bileyim işte çirkin işlere girer. Çünkü ortam kirliyse ondan alırsınız. Yani biz demin dediğiniz çok önemli. Bir akvaryumun içindeyiz. Oradaki havadan teneffüs ediyoruz ama ne kadar temiz kalırız işte akvaryumu temiz tutmaya çalışmak. Biz kirletiyoruz, etrafında kirletenlere izin veriyoruz. Tribündeki 3-5 tane attı deyip de ya abone deyip de sen de yanındakini attırmayacaksın. Yani ben takımdaki oyuncunun doğrularından nasıl başarıyı elde ettiğimi düşünüyorsam başarısızdan da ben sahipleneceğim. Ben çünkü ona görev verdim. Ama biz öyle değil, biz başarıya sahipleniyoruz, biz hep kazanmayı istiyoruz. Kazanırsa takım benim, kazanırsa hoca benim, kazanırsa bu insan benim memleketimdir, değilse hiç tanımıyorum onu. Ya kaybolan o kadar insan var ki, onlara da destek olalım. İşte bu tarafların yani bir felsefeyi değiştirmemiz lazım. Ama çok değişti hocam. Yani şimdi mesela ben şeyi hatırlıyorum, bizim bir komşumuz, ben çocuktum, komşumuz Tuncay abi vardı Arnavutköy'de, futbol hastasıydı. Ve Sarıyer maçlarına giderdik. Karagümrük, Çelebiç'i seyretmek için Sarıyer maçına giderdim ben. Bir börek yerdik Sarıyer'de, meşhur Sarıyer böreği. Arkasından Sarıyer maçını seyrederdik, gelirdik. Karagümrük maçına giderdik. Ne bileyim ben Oğuz Çetin'i çok beğenirdim. Fenerbahçeli değildim çocukken ama Oğuz Çetin hayranıydım. Oğuz Çetin'i seyretmek için Fenerbahçe maçına giderdim. Peki o gün böyleydi eskiden futbol kültürü. Ama o zaman aklınızda siz o maçı işte böreği de yerken, maça giderken de ben ne kazanacağım, ne kadar para alacağım veyahut da bundan para böyle bir oyundu. Aklınıza var mıydı? Yoktu. İşte değer olmak diyorum. Bakın o benim o değerlerim bugün bana para kazandırıyor. Ben bugün burada kazandığımın iki mislini kazandırıyordum gelmeden. Niye? Bana Türkiye verdi onu. Ama kazandığım yer, gittiğim yer Türkiye'den daha aşağıda bana göre. Ama rakam olarak yüksek. Bir tercih meselesi. Şimdi aynı şekilde kulüplerde çok antrenör var. Burada çalıştığı bir kulüp vardı. Diğerine gitmez. Çünkü o kaldığı yerde değerini hep koruyacak ve büyütme şansı vardı. Yani genç bir antrenör şimdi Barcelona gitse bedava gitsin derim ben. Ama evet. Güçlüyse Mourinho gibi, yani bizimkilerin Mourinho tabii başarılı bir antrenör. Mourinho çok başarılı antrenör. Herkes onu almak istiyor. Ama şimdi 100 küsur milyon euroya duyunca adam sadece tazminat aldı. Ona saygı gösteriyorsun. Biz çalıştığımızı karşılığını almayınca bizi susluyorsun. Bu bir yani hangi kültürle bunu... İdealist olmak tabii. Yani biz yanlışlarla doğruyu ayıracağız. Ayırabiliriz de şu anda kulüpler ve kişiler bazında menfaatlerimize odaklı düşünüyoruz. Farkında değiliz, birbirimizi yok ediyoruz. Yok etmemek durumundayız. Bugün çok büyük tehlike şurada var. Asıl tehlike pandemiden dolayı futbol seyircisinin ne olacağı. Yani futbolu yapan adamlar zaten yapmadı. Yeni jenerasyon Z kuşağı dedikleri kuşak hocam farkındaysanız çok kolay tüketen,
her şeye çok kolay ulaşan ve çok kolay tüketen bir, sabırsız bir kuşak. Z kuşağı tabii yani adalete inanan. Siz de yani genç sporcularla çalışıyorsunuz. Ben içeceğim ama yani inan ki ben düşünce bazında Z kuşağına geçtiğimi düşünüyorum. Yani fiziksel olarak yaşımın ne olduğu önemli değil ki. Yani evet. Üst kuşak zaten dede olduğunuz zaman torununuza bütünleşiyorsunuz ya. Benim de torun Z kuşağında olduğu için anlaşabiliyorum, sorun da olmuyor. Önemli olan dinlemek, konuşmak, anlamak, bunları yapmak. Yani biz düzeltiriz. Çocuk yeni nesil çok iyi geliyor. Bakın çok daha iyi düşünüyor. Ama hala çıkar çevreleri bunu bozmak istiyor. Algıyla yönetmek istiyor. Bugün çok olumsuz olmak istemiyorum. Ama çok olumsuzluklar var. Ben bireyse medyanın içinde var, antrenörde var, oyuncuda var. Her yerde var. Bunlar düzeltilebilecek şeyler. Bakın işte babanızdan bahsettim. O zaman taban birlikleri savaşı verdi. Bugün taban birliklerinin sözü adı geçmiyor. Yapan mesleği bu. Hakan sağ olsun Ünsal futbolcu derneğine girdi. Adam yalnız kaldı. İsmail Dilber yalnız kaldı. Onlar tek başına bir şey yapamazlar. Hep beraber yapacağız. Hep beraber önce kendi haklarımızı da koruyacağız ama önce ortak çıkarımızı. Yani ben ülkemin kazanmasını istiyorum. Ülkemin kazanması için ben kazanıyorum. Ülken ne kadar yani güçlüyse. Bireycilik değil de evet. Toplumsal bilinç ve bir işbirliği çok önemli. Mesela dün Chelsea otobüsü stada geliyor. Binlerce taraftar otobüsü karşıladılar. Dediler ki hayır sizi otobüs stada sokmuyoruz. Protestolar, pankartlar, bayraklar niye? Birlik beraberlik içerisinde işte Süper Lig projesine tavırlarını koydular. Ne kadar güzel. Eğer onlar duyarsız kalsalardı, eğer Liverpool taraftarı sesini çıkarmasaydı, eğer bunlar yaşanmasaydı işte bu cevabı, engellendi bu şekilde. Cevabı verdiniz. Örneğin bir saha içerisinde maçı kazanmak için ben hatalı hareket yapmışsam benim taraftarım olumsuz tavır almalı. Şimdi bunları düzeltmek böyle. Yoksa karşı tarafın yanlış yaparak kötü gidişinden ben iyi olmaya gidersem inan ki geri giderim. Doğru. Adaleti ve doğruyu önce toplum talep edecek. O yüzden düzeltme şansımız var. Yani biz iyi de kötüyü de biliyoruz. Yapıyoruz. Ama işte hocam düzeltme şansımız var ama yani yine bir paradoks oluyor. Adaleti ve doğruyu önce toplum talep edecek. Şimdi topluma toplum da adaleti biz ve doğruyu talep etmezse. Ama biz vereceğiz. Toplum yanlışa prim verirse. Toplum ahlaksızlığa prim verirse doğruyu bulamayız ki. Bakın şu konuşmamız, benim konuşmam. Beni mesela tanıyan işte diyor ki bazen işte eksiklerini de söylüyor. Doğrular bazen de yanlış şeyler söylüyor. Ben burada izah ettiğim zaman ben sizle şundan konuşarak hiçbir şey almam. Yani ne alırım? Sadece içimdeki duyguları sizle paylaşmış oldum. Kamuoyunda paylaşmış oldum. Önemli olan toplumun ne aldı? Ve ben yanlışsam bana hocam bunlar diyorsam bunlar yanlış. Doğrusu bu. Şimdi şu anda sosyal medyada bir şey söylediğiniz zaman onun aksine bir şey söyleme duygusu var. Ben çok girmiyorum ama bana gelenleri söylüyorum. Şimdi bu ona bir şey katmıyor. Onu sıfırlıyor. O zihnini kurcalamalı. Bakın bu konuşmayı yaparken de beni veya seni hatırlamalarını istemiyorum. Şu fikirleri hatırlasınlar istiyorum. Ben televizyonlar izliyorum bazen. Siyaset oluyor işte ülkenin geleceğiyle ilgili fikirler. İnanın ki konuşmalar hepsi %90'ı şu. Herkes, hepsi de şöhret oluyor yani. Bakıyorum hep isimler gündeme giriyor. Ama fikirleri hiç ortada yok. Sanki mesela çok konuşuyor. Bir yere gidersiniz programı izlemeye, eğlence programını. Konuşursunuz sonra çıkarlar sorarlar size. Ne anlattı diyor. Vallahi güzel geçti ama hatırlamıyorum. Bizimki de böyle olmamalı. Bir şeyle hatırlamamız lazım. Tabii canım. Bize bir şey yani kalması şu lazım. Şu anda hayatta olmayan bundan 250 sene önce yaşamış, 500 sene önce yaşamış filozofların. Şu anda evet. Fikirleri hala evet. Ortada. Evet. Dediğiniz gibi önemli olan önemli insan olan bu fikirleri evet. Tartışmamız ve bunları yenilememiz gerekiyor. Yani sistemin içerisinde doğru fikirler var. Biz eski fikirlerin doğrularını devam ettirelim. Yanlışları düzeltelim. Öyle Beşiktaş'a ilk geldiği zaman bana bunu yaptılar. Dediler ki ilk günü Beşiktaş'ın Ümraniye tesislerinden Şenol Hoca. Dedim ya benim tesis müdürü değilim ki. Ben antrenörüm burada. Ama niye söylendiğini biliyorum. Aslında doğru bir şey düşüncede. O gün mesela o tesise yani biz başkana bir şey hayır diyemiyoruz. Hocaya da yanaşamazsanız bunu kontrol ederiz. Ya dedim ki ben başkan da ben de dahil buranın oyuncu da dahil bir kuralları olsun. Kurallar bunun için geçerlidir. Bu kuralları koyalım biz de oyalım. Yani biri nasıl gelecekse giriş çıkışlar belli olsun. Oyuncular rahat çalışsınlar. Ama gerekirse taraftarı da açacağız. Ben bunları doğru olarak bildim uyguladım. İşte sigara içilmesin, oturma kalkma şöyle olsun, oyuncular rahat etsin. Bir sürü şeyler yaptık sağ olsun. Benden önce de yapanlar vardı işte Mete Vada da orada çok katkı yapmıştı. Daha sonra Ahmet Nur Çevir, Başkan Fikret Orman. Yani bir sürü yöneticiler hepsi iyi yaptı. Şimdi Emre Koca daha yürütüyor onu. Bir şeyler yapıldı. Dedim ki ya biz gittikten sonra doğru görülenler devam eder, yenileri kapı yapılır. Bu sistem böyledir. Sistem dediğin şey budur. Kişilere hizmet ederler. Ben şu koltuğa oturdum bir şey katıyorsam
O zaman değerli olurum. Tabii sürdürülebilirlik. Yoksa ben koltuktan bir şey alıyorsam benim buraya oturmam doğru değil. Çünkü boşuna zaman kaybı, kendimi de düşür, aşağıya düşürür. O önemli olan bence bu. Şimdi o konuşmana da baktığım zaman televizyonda bakıyorum. İnanın ki rahatsız oluyorum. Adamlar da üzülüyorum. Hepsi de şu kariyerle. Bazen çok da doğru konuşuyor. Ama kendi adına konuşuyor. Karşı tarafı bastırma adına. Onu yok etme adına konuşuyor. Bu düşünceyi yıkmamız lazım. Bu düşünceyi futbolda da yıkabiliriz. Normal hayatta da yıkabiliriz. Çünkü ailede de yıkarız. Yani çocuğumuz da önemli. Futbolcu da önemli. Ben öğretmenim. Öğrenci de önemli. Hepsine rehberlik yapıyoruz. Bugünün büyükleri biz. Yarının büyükleri onlar olacak. Şimdi Emre yanımda oyuncuydu. Bugün antrenör. Burak yarın antrenör olmak istiyor. Biz işte Dünya Kupası geçirdik. O günün döneminde antrenör olmak isteyen arkadaşlara sağ olsun. Burak'a çok ihtiyacımız var. Daha dur olmasın. Hayır yani oyuncu olarak da antrenör olarak da. Yani evet. Hayır sadece bazen oyuncu olarak değil. Şimdi Haluk Bey o zaman antrenör, teknik direktör. Yanlıştı ama bir adım atsın diye onlara önünü açtı. Hepsine işte antrenör belgesi verdi. Dedik ki bu olmaz. Hukuken yanlıştır. En azından bir kursa gelsin de kursa katıldılar. Sonra aldılar. Onlar içinde birçoğu antrenör oldu. Gayet de başarılı olanlar var. Yani bu tip uluslara deneyim olanları getirip kariyeri, karakteri güçlü olanları hem oyuncu olarak hem insan olarak yeni gençliklere katmamız lazım. Bir de burada üniversiteyi düşünüyoruz. Ben bu konulara çok girmek istemiyordum. Çünkü şu anda benim etki alanım daha çok Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. Ama ilgi alanım bunlar var. Bu turnuvalar bittikten sonra bu konuda bana düşen görev varsa ki çok diyorlar sen yap ama ben tek başıma bir şey yapacak kişi değilim. Hep beraber yapacağımız işe de ben çok büyük katkı yapacağımı düşünüyorum. O yüzden de bunların hazırlıklarını yaptım. Hocam tabii laf lafı açıyor yani konular uzuyor ama daha çok konuşacağımız konu var. 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gittik. En son 1954 arkasından da 2002 değil mi? Bir daha evet, da gitmedik. Evet 48. 48 evet. yıl aradan sonra bir Dünya Kupası'na gittik. Ulusça hepimiz biz de oradaydık biliyorsunuz. Ben de Hong Kong'dan itibaren Japonya, Kore hep beraberdik kampta. Bugünkü Cumhurbaşkanımız evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da o günü belediye başkanı olarak oradaydı. Evet. 2002 Dünya Kupası'nı yaşadık birlikte. Çok farklı bir heyecandı. Çok güzeldi her şey. Ve çok başarılı olduk. Dünya üçüncüsü olduk. Yarı final oynadık Brezilya'yla. Dünya şampiyonuyla yarı final oynadık. Fakat öyle işte bir tuhaf bir futbol iklimindeyiz ki. Efendim niye Şenol Güneş dünya şampiyonu olacak kadroyu işte korkak oynatmış falan gibi eleştiriler yapıldı o dönemde de. Yani hakikaten o zaman da öyleydi. Bugün de böyle. Ya 48 yıl aradan sonra... O herkes öyle değil de olanlar öyle. Ya değişmeyenler var, değişenler var. Gelişen var, gelişmeyen var. Biz gelişmeyene... Ya bizim için Dünya Kupası'na katılmak yok, bile önemliyken... Ya bundan rahatsız olmayacaksın. Ben tekrar söylüyorum. Fikirler söylenecektir. O fikirleri o gün söyleyenler hala 2002'de kalabilirler. Bugün 2021-22'ye gideceğiz. Aynı fikirde kalabilirler. Onlara geçmiş olsun diyeceksin. Sağlık olarak Allah sağlık versin diyoruz. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben değişiyorum, herkes değişiyor. Değişen ve gelişenlerle yola devam edeceğiz. Bu ben çalıştığım o dönemde, o zamanki 2002'den bahsediyorsunuz. Hep birlikte oradaydık. Medyada, antrenörlerde, oyuncularda, yöneticilerde, halkta. Orada olmayanlar bizle gönülden beraber de Afganistan'daki askerlerimizin o göğsünde bayrağı öperken duygusu bize geldi o sıkıntılı dönemde. İnanın ki onun bize yaptığı etki hiçbir medya mensubu bize saldırmasıyla yapamaz onu. O kadar önemli ki biz o sorumluluğu biliyoruz. Bugün de o sorumluluk var. Onun için onlara kızmayacaksın. O bir düşüncedir. Yani bir şey iyi tarafı var, kötü tarafı. Çevirdin kötü tarafı. İyi değilse sen iyiye bak. Ama kötüyü de gör, kötüyü de bil. Biz kötüyü bilmek için bize bunlara ihtiyacımız var. Yani güzelin değeri çirkin olduğu için ortaya çıkar. Yani gülmek ağlamakla eşdeğerdir. Ben diyor Sabahattin Eyüboğlu mudur? Galiba öyle bir şeydir galiba. Kitabında var bu. Şimdi bu çok önemlidir. Şimdi biz sadece hep gülsek, hep mutlu olsak, inanın ki işte hep zengin olsak, hep güçlü olsak bu bize zarar verir. Tabii canım, acı çekmeden mutluluğu bilemez. Biz hep acı çekerek büyüdük ama acı çekmek için biz çalışalım demiyoruz. Mutlu olmak için çalışalım. O yolda bir elimize çıkarsa engel, o engelde takılmayalım. İrademizi ortaya koyalım, direnelim, savaşalım. O yüzden çok güzel bir konuya değindim. 2002'de hiç katılmadığımız bir turnuvaya katılmak da orada nasıl yalnız kaldı? Onun hikayesini yazmadım. Onu yazacağız kitapta ve belgeselde ama şu anda Allah bize ömür versin inşallah. Hep onu diliyorum. Çünkü efendim niye hiç Avrupa takımıyla oynamamışız falan? Yani hakikaten oynuyoruz, şimdi de oynuyoruz fark etmez. Oynarız yani ben buradayım merak etmesin oynamaya devam. Ya sorun oldu. Bakın bunlar bizim dikkatimizi dağıtmak için olan konular. Hiç onlara takılmayın. Şimdi bunlar şöyle bu işin içerisinde katkı olarak olamayanlar bu tip varsayımlarla ortaya çıkacak. Ama ben onların yine o tarafından acaba ne diyor diye bakarım. Hep dedim yani kuyuya atmış bir taş
Ona da bakalım. Belki içinde bir tanesi maden çıkar. Gerçi 100 tanesinde bir tane belki çıkar çıkmaz ama olsun. Yine de bakmak lazım. Benim zamanım var. Enerjim de var. Ben bunu bu dönem kullanacağım. Önümüzde de bir Avrupa Şampiyonası var. Bu Avrupa Şampiyonası'ndan iyi bir temsille fair play içerisinde iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ama oyun çok önemli benim için. Gruptan çıkarsak ondan sonrasında bakarız ama önce gruptan çıkmak. Ama asıl hedeflerimden bir tane demin dediğim 48 sene sonra aradan geçti. Katıldık 2002'ye. Şimdi 2022'ye katılmak 20 sene geçecek. Yani eğer 50 düşünürsek kaç oluyor? 54'ten 2022. Yani 70 sene neredeyse. Yani benim ömrüm ne demek ya? Evet. Şimdi bak büyük bir dönem 70 bu. 70 senede ikinci kere geçeceğiz. Ben 54 yılında 2 yaşındaydım. Demek ki doğmuştu bana. Hani bizde vardı ki şöyle şey efsane hikayeler. Mesela çocuğu atarlar suya, nehre. Sonra büyür, padişah olur. Bizimki de öyle oldu herhalde diyorum. Bakın bu işin başına geldim ben. Ben bu sorumluluğu biliyorum. Allah bana bugünleri, Allah'ıma çok şükür. Bu kaç defa gelebildim, gelmedim. Sonra geldim, gittim. Hep bunlar hayatım içerisinde var. Her günüm benim iyi geçmedi. Her kötü geçen günden dersler çıkardık. Benim üzerinden değil de Türkiye üzerinden gidelim. 2002'de şunu kullanmıştım. Üçüncü olduğumuzda ben ilk günü kullandım. Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Dünya futbol ülkesi olarak üçüncü olmadık. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Ama bugün daha iyi durumdayız o günden. Bakın inanın daha iyi durumdayız. O günkü çaresizlikte imkan... Benim o zaman arabam vardı. Arabayı sürüyordum. Benzin de ben koyuyordum. Federasyonun arabasını kullanıyor diyordular. Bana bir şey diyemeyenler başarılı olunca elbiseye saçtan geçtim onu da diyordular. Bugün arabam da var, şoförüm de var. O gün arabayı ben kullanıyorum. Üç kişiyle çalışıyorduk. Ünal Hoca vardı, Mehmet Hoca vardı. Yani çalıştığımız ekip, analizimiz daha iyi yoktu. Analizci Dünya Kupası'na giderken Menderes vardı Galatasaray'da almıştık onu. Getirdik oraya. O turnuvada şimdi başka yerde de çalışıyor. Şimdi 3-4 tane alıyorsunuz. Birimler değişti, imkanlar değişti. Adam fazlalaştı ama adam fazla mı, fazla adama mı ihtiyaç var? Fikre mi ihtiyaç var? Bunları yeniden gözden geçirmemiz lazım. Yani futbolu yeniden dizayn etmek lazım. Mesela bazı bölümler kurabiliriz. Mesela işte analiz departmanı gibi, sağlık departmanı gibi var. Bunlar var da daha da güçlü hale. Ama bugün Almanya'nın çok gerisindeyiz yatırım olarak. Hala değil mi? Hala çok çok gerisindeyiz. Bir de aynı şekilde çocuklarımıza şans oldu. Sahalarımız yapıldı. Statlar çok iyi. Yani oynanası ama mahalle arasında oynanacak alanlar, spor alanları, gezi alanları, futbol, basketbol, voleybol alanları fazla olursa sağlıklı toplum olur. Sağlıklı toplumda da biz iyi sporcu çıkarız. Almanya'dan bir örnek vereyim. 2006 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın antrenmanına gideceğim. Araştırdık falan nerede yapıyor kampı. Bergliş Gladbach diye bir yerde. Hı hı. Ormanlık, dağlık bir arazi. Bayağı böyle bir arabayla gittik. Bergliş Gladbach'a geldik. Bergliş Gladbach kulübü diye bir öyle bir kulüp varmış. Yerel kulüp, amatör kulüp. Harika bir sahası ve tesisleri var. Brezilya orada antrenman yapıyor. Sağ konusuna geldik. Yani işte Almanya'nın farkı bu. Bu geçişini beğeniyorum. Evet, Almanya'nın farkı bu hocam. Şimdi Almanya'da... Var mı bizde öyle amatör kulüpler? Tabii Beşiktaş'ta, Trabzonspor'la gittik. Gidiyoruz, belediyenin 10 tanesi, 15 tane sahası var. Onu kere alıyor, kalıyor. Kampa gittiğiniz zaman. Halı gibi sahalar. Şimdi bizde de olanlar var ama olmayan çok fazla var. Mesela Trabzon futbol kentidir. Şu anda sağ olsun bakanlığımızda çok güzel tesisler yapıldı. Yapıldı ama hala futbol kenti olmadı. Yeterli futbol kenti olması için daha fazla yap. Çünkü orada futbol fışkırıyor. Kocaeli, Sakarya böyle, İzmir böyle, Bursa böyle. Yani burada imkanlar da var. Boş arazide yeşil alanları, spor alanları çevirip işte bu proje var aslında. Futbol akademileri diye kurup okulla futbolu bir arada geliştirmek. Oyuncularımızı hem hayata iyi bir birey olarak hazırlamak ki Altınordu bunun örneği, Bursa, Trabzon örneği çok var böyle yerler. Bunları daha koordineli yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı, belediyeler, Futbol Federasyonu. Çünkü bu bir yatırım isteyen bir iş. Bunda kimsenin kaybı olmayacak. Yani bir madene yatırım yapıyorsunuz. Oradan da aldığınız madenleri de satıyorsunuz. Döviz kazanıyorsunuz. Tarıma aynı şekilde, sanayide neredeyse. Bu da öyle bir şey. Bu insanı pazarlamak başka bir şey. 3 tane oyuncunuz Fransa'da, Lille'de. Hepimiz onu takip ediyoruz. Bunun bir tabii tanıtım tarafı var ülkenin imajı açısından. Bir de ekonomik tarafı var. Sana getirilen paralara bakın. Yani Burak parasını buraya getiriyor. Yusuf parasını buraya getiriyor. Zeki parasını bir de Atalay var galiba o da Galatasaray. O da parasını buraya getiriyor. Bir de döviz olarak bonservis parası aldınız. Ya bunu daha çok yapalım diyorum. Bunun için ama böyle herkes bekleyip sokaktan bir mucize olsun. Yani Şenol Güneş sokaktan büyüdü. Ha geldin hadi bakalım yap bakalım göreyim seni demekle olmaz. O yarışmayı yapacaksınız. Yani onun için ben Fatih Hoca, Mustafa Hoca diyorum. Daha önce Gündüz Tekin Onay, Tamer Güney, Metin
Türel, hepsi Özkan Hoca. Ben Özkan Hoca olsa bu projeyi onunla hazırladık zaten. Bir bilim kurulu gibi yani bir bu konuları istişare yapıp geçmiş nedir, bugün nedir, yarın ne yapabiliriz'i devletle beraber, federasyonla beraber yapmak istediğimiz bir proje vardı. Çok konuştuk. Altta şimdi Oğuz Hoca, Tolunay Hoca, Rüştü Hoca da onlar da o konuda hazırlık yapıyor. Ama bunları yavaş yavaş işlemek lazım. Çocuklarımıza imkan vereceğiz ve gelecekleri parla. Bakın bu halimizde oyuncu ürettik. Yani bunlar da ne de çıktı? Fenerbahçe'nin altyapısından Melih çıktı. Galatasaray'ın altyapısından Ozan çıktı. Trabzonspor'un altyapısından Yusuf çıktı. Oradan çıkıyor. A takımından çıkıyor. Bakın A takımın PAF takımlarında. Altınordu'dan çıkıyor. Çıkıyor. Bunu daha geliştirelim. Ama bunu sadece yabancı oyuncuyu serbest bıraktık da ondan çıktı derseniz siz kendi yalanınızda yalan uydurursunuz. O zaman yanlış yaparsınız. O doğru bir şey değil. Yani bu işin bu tarafı var. Yani yabancı gelsin gelmesin konusu da değil mesela. Çünkü o bir özeldi. Sizin Süleyman Hurma'yla şeyinizi de izledim. Güzeldi. Genelde beraber çalıştığım işte çoğuna katılıyorum. Parçayı ele almak istemiyorum. Bütünü almak istiyorum ama biz parçayı önümüze dayatıyorlar. Hep yabancı konusu. Hep yabancı konusu. Ya yabancı konusu tabii olabilir. Serbest olur. Zaten şu anda serbest. 16 tane serbest demektir. Yani 11 oyuncu oynayacak. 5 tane yedek. Peki elinizdeki oyuncuyu nasıl oynatacaksınız? Yani bunu demek için genç Türk oynasın demiyorum. Ben de takımda olsam hangisi daha iyiyse, hangisi tecrübelisi maçı evet. Kazanır onu oynatırım. Ama siz 16 tane oyuncuyu yabancı aldığınız zaman kaç tane kaldı? 10 tane de yerli kaldı. Bu da o zaman büyük para verebilir misiniz ona? Yatırım yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Aldığınızda para vermişsiniz büyük para. Yani bugün Galatasaray kulübü ile şimdi isim verdim ama kusura bakmayın biraz tartışma konusu oldu. Kötülemesini söylemiyorum. Falcao'nun olduğu yerde, Muhammed'in olduğu yerde bugün Kerem'le şey var. Halil. Halil var. Şimdi bunlar mecburiyetten oynarlar. Ama bir tanesi ve iki tanesi olduğu zaman ikisi de ikinci tamamlamalı. Cenk böyle büyüdü. Cenk Mario Gomez'le beraber büyüdü. Onunla rekabet ederken. Evet. Oynamıyordu. Dedim ki Türkiye'nin en iyi santrforu. Dedim ki Cenk. Ben daha ilk sezonun başında söyledim. İyi oynuyor. Hatta o başlangıçta. Mersin maçı vardı. Mersin maçı daha sonra maçı var. Ya, o zaman oynamadı. Daha sonra geldi şey oynadı. Şey hazır değildi. Mario Gomez. Gomez çalışıyordu. İyi de çalıştı. Çalışması olarak iyi kattı. İyi, iyi bir örnekti. Marka değeri büyük bir oyuncu olarak bu çalışmanın hepsine evet dedi. Ve karşılığını o da aldı. En iyi dönemini geçirdi. Zaten ondan sonra yine kayboldu. Öncesi de yok, sonrası da yok. Şimdi burada önemli olan şey şu. Bu çalışmanın karşılığında Cenk de iyi çalışıyor. Ama ben Mario Gomez'i almışım. Büyük para vermişim ve iyi de oynuyor. Ama bir bakıyorum ya bazı maçta vermiyor. Çıkarıyorum. Cenk koyuyorum. Cenk de iyi oynuyor. Şimdi ikisini birden oynattım. Bazen ikisini birden, birini bir oynattım. O kadar zor bir durum ki. Zor, şimdi tabii. Aynı şey Fatih Hoca'nın durumuna bakalım. İkisi iyi olsa. Muhammed'le Falco hangisi oynayacak? İkisi birden mi oynayacak? O zaman... Bir yere onun sıkıntısını yaşadılar zaten işte. Ya bunlar olacak hem ama. Hem Falcao iyi oynadı hem Muhammed oynadı. İkisi bir yere de oynatayım dedi. Şekilde, Rize'ye yenildi. Aynı şekilde Larim var, Cenk var, Abubakar var. Üçü de santrfor. Biri oynarsa ikisi rahatsız. İkisi oynarsa biri rahatsız. Ama almamak mı lazım? Bunlar tartışma konusu. Bunlar yok etmek işi olmaz. Niye yaptı, niye? Bu tartışma. Barcelona gibi takım olursanız, oyuncuya paranızı veriyorsanız, hiç kimseye borcunuz yoksa hepsini alabilirsiniz. Ama borcunuz var. Oyuncuya para veremiyorsunuz. Bugün kulüplerin başarısı sebebi ekonomiktir. Teknik değildir. Bütün kulüplerde, alt liglerde dair. Ekonomiktir başarısızlığın sebebi. Ekonominin yanlış kullanılmasıdır. Ben size 10 liraya anlaşıyorum. Size 5 lira veriyorum. Veya maaşınızı zamanında vermiyor. Bir şekilde şunu soracağım o zaman. Madem ekonomik... Bunu yaşadınız mı Beşiktaş'taki son dönemde? Her kulüpte. Türk futbol tarihinin en pahalı kadrosu işte Adriano'lar, Pepe'ler falan. En pahalı değil. Siz dördüncü oldunuz o kadroyla. Pahalıya geldi. O kadroyla dördüncü oldunuz ve eleştirdiniz. Ben de eleştirdim. Yanlış ekonomik yaptınız. Olarak, ekonomik olarak futbolculara yükümlülüğünü kulüp yerine getiremediği için mi başarısız oldunuz? Şimdi bu anlattıklarım sadece şeyle. Bilgi, hayır hakikaten çok kısa bir, ve öz. Yok, bak, konuyu değiştirmeden soruyorum. Konuyu değiştirmeyeceğim. Beşiktaş'ın ilk sabeki kimdi? Kalecisi Tolga. Sabek Andreas Beck. Stoper Rodolfo, en pahalısı o. Tosic, Ersan, İsmail. Hangisi pahalı? Hayır, hayır, ben şey diyorum, Adriano'lu, Pepe'li, Vidal'ı. Ama geleceğim şimdi. Buradan satılan oyunculardan para kazandık biz. Doğru. Ve transfer. Adriano kaça aldık? Hayır, ilk iki sene çok başarılıydınız hocam. Hayır, ona bir şey demiyorum hayır, ben. Üçüncü senesi de başarılı. Ondan sonra yatırım yapıldı. Yine başarılıyız. Bak söyleyeceğim. Biz aldığımız oyuncular neyi, nasıl aldık? Bu paralarla aldık. Doğru. Bu paralar fazla verildi, ona katılıyorum. Bu paralar verilirken alınan oyuncuda yanlışlar var. Bunları şimdi tartışmayı
kavgayı yapmak istemiyorum. Yani Negredo ile Lens'i alındığımız zaman konuşulduğu için söylüyorum. Siz de biliyorsunuz konuları. Bunu bildiğiniz zaman yanlış eleştiri yapmayın diye söylüyorum. Negredo ile Lens alındığı zaman ben Burak'la Volkan dedim. Volkan oynamıyor. Takımında atılmış. Volkan kulübü yok. Sen, değil mi? Evet. Niye dedim? Çünkü elimde Dicardo Quaresma var. Babel var. Ben Lens'i alırsam nereye koyacağım? Lens iyi oynarsa Dicardo. Ben anlattım politika o. Yani şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi elinde Falcao varsa senin oynatmak durumundasınız. Ha, kötü oynadı. Geçti şey Halil Bey'in şu ya. O zaman rahatlarsınız. Ama geçemezse kafa kafaya... Doğru, kadro planlaması çok önemli. Abi 5 milyon 10 milyon vermişim ya. Kulübü batırıyorum ben bu parayı. Şimdi büyük para verdiğim önce ben Negredo'yu aldım oynatacağım. Oynattım. Güven bekliyor. Cenk bekliyor. Wagner var. Yanlış transfer politikaları var. Bu ayrı bir şey. Bundan niye geldim? En iyi kadro değil. En sorunlu kadrodur. Bakın yanlış biliyorsunuz. Eksik biliyorsunuz. Ve bu aldığınız oyuncular bir de parasını almasa ne oluyor? Pepe niye gitti? Siz biliyor musunuz? İşte onu soruyorum ben de Pepe zaten. Pepe niye gitti size göre? Ya maaş ödenemeyecekti. Bitti. Zaten onu bildikten sonra bana bir şey derseniz haksızlık yaparsınız. Onu soruyorum ben de. Özellikle bana olmasın. Sormayın. Bunu bakın cesur olalım. Bu suçlama değildir. Bu bir yanlıştır. Bunu herkes yapabilir. Yapan kulüplere de saygı duyuyorum. Örneğin Mario Gomez'i alan da başarılıdır. Ama Negredo'yu alan da yanlıştır. Yanlış da doğruyu söylemek bir suçlama değildir. Yani ben yine söylüyorum. Bakın madem açıldı. Benim gördüğüm hatta federasyon başkanlığına ve başkanlığına Fikret Orman'dır. Ama öyle yanlışlar yapıldı ki o güvensizlikle bunun karşılığını da alamadı. Bugün Fikret Orman'ın Türk futbolunda olması gerekirdi. Ama bu yanlışlar yüzünde veya buna benzer yanlışlar yüzünde, buna benzer yanlış yapan yöneticiler yine var. Yine yapıyorlar. Başlarken bunu kullandım, söylüyorum. Başlarken hiçbir şey bilmediğini söyleyen ve size güvenen bir başkan çıkıyor. Diyor ki, başkan, hocam diyor, siz ne desen yaparız diyor. Bir zaman sonra... Başarı geldikten sonra... Diyor ki beraber yapalım hocam diyor. Sonra en sonunda diyor ki adam daha bir zaman göre her şey yoluna oturdu ama hocam gel sen bunu yapma böyle yap. Sen otur buraya demeye geldiği zaman bu iş biter. Şimdi şu anda canlı örneği var sonra veririm sana ismini. Evet hocam peki bu antrenörlük konusunda çok uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Anadolu kulüplerinde tozunu yuttunuz. İşte ne bileyim Bolu Spor'da da çalıştınız. İstanbul Spor'da da çalıştınız. Antalya'da çalıştım. Antalya'da çalıştınız. Bursa'da değil mi? Bursa'da. Çalıştınız. Trabzonspor var. Beşiktaş var. Birçok kulüpte çalıştınız. Başarılı oldunuz. Başarısız oldunuz. Neticede koşullar önemliydi. Çok deneyimlisiniz. Çok tecrübelisiniz. Ve şimdi şu anda Türk futbolunun tepesindesiniz. Peki antrenörlük olarak bu meslekte... Ki yeni 2021 yılında geldiğimiz nokta itibariyle gelişmeleri de mutlaka tabii ki takip ediyorsunuz. Uluslararası antrenör seminerlerine gittiniz. UEFA'nın elit antrenörler toplantısına katıldınız. Konuşmadı. Dünya çapında orada konuşmacı oldunuz. Dünya çapındaki teknik direktörlerle dertleştiniz, konuştunuz. Futbolun gelmiş olduğu noktada mesela şimdi geçen sene Klopp çok başarılıydı. Yenilmez bir takım yaratmıştı. Şampiyonlar Ligi, işte Premier Lig şampiyonluğu. Şu anda bugün gelinen noktada bakıyorsunuz Liverpool başarısız. Guardiola örneği var. İşte başka bir oyun oynuyor. Futbolun referans alındığı işte pas oyunu var, geçiş oyunu var, tempo, baskı, pres. Nereye geldi futbol? Biraz ondan bahsedelim. Siz hani oyun nereye geldi? Nereye evrildi? Biraz ondan bahsedelim. Ben aslında tutucuyum. Ben mesela bu değişiklikleri isteyen bir kişi değilim. Ben oynarken de gitmedim bile. Gitmek istemedim. Kulüpte bırak. Ben de gitmek istemedim ve futbolu bıraktım. Futbol hayatım en sonunda hayatımda kazanamayacağım parayı bana Sarıyer takımı verdi. Onu da anmış olalım. Oktay Duran vardı, Duran Set'in sahibi. Jübile yaparken ne oldu? Gel bize dedi. Rıdvanların, Selçuk'un, Stein istiyordu. O dönemde kaleci Stein vardı. Gel bize dedi. Ben yine gitmedim ki Trabzonspor'u bırakacağım. Ama antrenör öyle bir meslek değil. Tek kişinin yaptığı bir iş. Trabzonspor sizi ister veya istemez. Hep gönderildim zaten. Yani gitmem gerekiyordu. Son bir şeyde ayrılmıştım. Ben kendim ayrıldım. Elazığ'daki maçtan sonra. Dolayısıyla antrenörle şu kulübe gideyim diye bir düşüncem olmadı. Kader bizi oraya getirdi. Mesela ben Çin takımıyla anlaştım. Her şey yapıldı. Ama gitmekten vazgeçtim. İki ay sonra Bursa Spor'lar geldi İstanbul Otel'de bir görüştük. Hiç yani öylesine bir konuşma dedim. Bir baktım ki Bursa'ya gitmişim. Helikopter getirildi. Otelden daha ilk konuşmada. Madrid'e gittim. Çinlerle konuştum. Döndüm. Her şey hazırladı. Vize aldılar ki vize almamız gerekiyor. Ki hatta yılbaşıydı onlar için. Zordu. Aldılar. 2-3 günlük işte her şey hazır. Tamam dedi. Gitmedim. Geldim anlaştım. Bazen böyle oluyor. Beşiktaş'tan ki onu hep eksik olarak görüyorum kendimde. Hayatımda kararlardan bir tanesi. Ben iki takımın çalışmanı dememe rağmen
Beşiktaş'ta milli takım almak zorundaydım. Çünkü milli takım zaten öyle bir hakkı var. Bir hocayı istese çağırabiliyor diye. Ki Fikret Orman ve Yıldırım Bey'in de bunda katkıları var bana. Yoksa ayrılmayabildik ama ayrılma durumuna geldik. Çünkü o konuşulanlardan sonra durmanın doğru olmayacağını, hem bana hem kulübe zarar vereceğini düşündüm. Antrenörlük böyle bir meslek ki, ben de yaşadım bunu ama ben hep kendimi özgür hissettim. Ben yaratıcılığımı kullandım. Kalırım giderim diye hiç düşünmedim. Yani ne kazanırım ne kaybederim diye öyle geldim. Şimdi kazanıyoruz. O başta hiç kazanma şansınız yoktu. Yani ben Bolu'ya giderken de öyle gittim. Ne kazanacağım? Hiçbir şey. Aklımda bir şey yok yani. Sadece çalışmak var. Şimdi antrenör özgür olması lazım. Ve yaratıcı olması lazım. O zaman dediklerin hepsini yapar. Ve Türk antrenörü de başarılı olacağına inanıyorum. Ha, hata yapanlar var. Güçler karşısında sinmiş olanlar var. Onları doğru bulmuyorum. Ama saygısız olanlar da var. Yani gücü eline geçirdiğinde hata yapanlar da var. Bunlar doğru şeyler değil. Antrenörde bir karakter olmalısı. Bir duruşun olacak. Bir ilişkiler ağı olacak. Bu hiç kimseye tabi olmayacaksın. Hiç kimseye de tahakküm etmeyeceksin. Yani üst baskı altına almayacaksın. Aklınla, bilginle, ilişkilerini yöneteceksin. Öğretmen olacaksın. Öğretmensin sen. Yardımcısın, rehber de. Rehber de, yol gösterensin. Hem oyuncuya hem yönetime. Çünkü bugünkü sistem yönetici sizden hala onu bekliyor. Bugünkü yönetim anlayışımızda ilk mesela antrenör niye değişiklik yapılabiliyor musunuz bizde? Şimdi o gelen ilk başta bir şey der, bakalım ne diyecek bu farklı diye bakar. Bir dinler, 3 gün, 5 gün, 10 gün. Bakar aklına yatar, biraz daha bekler. Sonra bakar, bunda daha bir şey yok, hadi atalım yenisi gelsin, onu dinleyelim. Mesela bir teknoloji gelmişti Türkiye'ye. Haydi bunu kullanalım, herkes merak eder. Medyada böyle. Sonra hani bunu değiştirelim. Sonra bir yabancı antrenör gelsin, bakalım ne dedi, ona bakalım. Biz böyle meraklıyız. Biz meraklıyız ama çok ilgimizi etki alanına alıp da bunu sorumluluğunu almıyoruz. Taraftarın değil ama medyanın öyle olması gerekiyor. Yani siz benim önüme bir antrenörü koyarken hangi kriterler üzerinde koyuyorsun? Yok. Mesela yabancı gelsin diyorsun. Tamam gelecek tabii. Ya, gelsin. Ama Türkiye'de o kadar çarpıklık vardı ki ben başlarken milli takımın başında yabancı antrenör vardı. Türkiye'de yabancı sayısı çoğaldı. Bütün kulüplerdeki antrenörler Türktü. Ya, yabancı oyuncu fazla. Yerli antrenörüm var. Türk oyuncuların karşısında yabancı var. Biz ne yapmak istiyoruz? Niye yani? O bilgiden mi kaynaklı? Yok. Hadi bir bakalım buna da böyle. Olmadı bir daha bakalım. Tutarsa. Tutarsa yok. Düşüneceksiniz. Yatırım yapıyorsunuz. Ona göre para vereceksiniz. Ona göre zaman. Para da önemli değil. Bakın ben milli takım aldığım oyuncu ki bazen %10, %20 yanılma payına katılıyorum. Ben bir oyuncu alırken oyuncuya da söylüyorum. Seni alıyorsam 5 sene, 10 sene diye alıyorum. Buraya girip de bir gün sonra gidemezsin. Davranışın da oyuncunun da iyi olacak. Ve bunu geliştireceksin. Ben onu sende gördüğüm için alıyorum. Yoksa şimdi aynı şey genç takım oyuncuları. Düşünün ki biz 5 sene 10 sene bir oyuncuya yatırım yaptık. Öbürüne yapmadık. Ahmet'te Mehmet var. Ahmet'e yaptık. Mehmet kayboldu. Ahmet'in buna yapma hakkı yok ki. Hani ben geldim takıma sonra bakarız diyemezsiniz. Yaşayışın ona göre değişecek. Antrenör de öyle olmalı. Antrenörlerim şu anda bağımsız, özgür olmalı, iradeli olmalı. Ama yönetimin üstüne çıkmamalı. Bakın hep söylüyorum. Ben başkan da söyledim. Hocam diyor sen de her şeyi yapalım. Yok diyorum başkanım. Benim fikirlerim var. Size katkı yapmak için burada. Siz patronsunuz, başkansınız. Ben size söyleyeceğim. Ama benim bu fikirlerime inanmalısınız. İnanıyorsanız mutlaka yerine getirin. Tartışmayı açmayın bunu. Açarsanız kaybedersiniz. Çünkü ben de kendimi sorgularım. Çünkü olması gereken şey olmadığı zaman güveni mi kaybederim? Güven, söz önemli, güven önemli. Antrenörler söz ve sözünü öyle verecekler. Güveni de öyle sağlar. Hem yönetimde olan güven hem oyuncular güven. Bunlar olduğu için aslında bu dediklerim zaten Türkiye'de her alanda olması gerekir de biz bunları tartışır duruyoruz. Bir insana düzgün olmayı konuşuyoruz. Ya düzgün zaten olmak mecburiyetindesiniz. Doğru. Yani buradaki şey hocalarımızın çünkü çocuklarımıza sorumlulukları var. Bu çocuklar birçoğu okulu bırakıyor. Asla bırakmalarını istemiyorum. Karşı çıkıyorum. Ben zorluklar devamsızlıktan kalan bir futbolcu veya öğrenci olarak konuşuyorum. O zaman öğrenciydim ben de. 15 yaşında lise bile geldiğimde ben futbol oynuyordum. Yani lisans çıkarmışım. Maçlara gidiyorum. Şimdi o dönemden o zorlukları biliyorum. Okuyamıyorsun. Sonra fen derslerim iyiydi ama lise 2'de bir ay sonra değiştirme şansım vardı. Fenden geçtim edebiyata ki edebiyat daha kolay olur diye. Edebiyata da mezun olduktan sonra eğitim üstünde sosyal bilgiler aldım. Çünkü çok kolay. Tarih, coğrafya, ortaokul, lisede hep aynı şeyleri okuyorsun diye. Ondan bana yarar var ama okula gidiyorum, maça gidiyorum. Sonra mezun oldum. Öğretmenliğim var. O kadar yoğun ki şimdi sağ olsun bakanlık buradan sporculara burs verdi şimdi milli sporculara. Bu da güzel bir şey ama antrenörlere gelelim burada. Önemli olan bu.
Bütün bunlar hazırlayan antrenör. Geçmişte de bütün bu işte babanız da dahil. Hepsinden Allah razı olsun. Çünkü onun daha öncesi de Doğan Andaşlar vardı. Suat abi tabii yine de Allah uzun ömür versin. Bunların hepsi çaresizlik içerisinde antrenörlük yaptılar. Yöneticinin yerine geçti. Malzemecinin yerine. Seyahati tek başına yaptı. Oyunculara abilik. Ne biliyorsa biz onlara tabii. Şuradaki ya işte eksik yapıyoruz. Ya zaten bildiklerini sana paylaşıyor. Ne yapsın ya? Ben de bunları biliyorum paylaşıyorum. Şimdi dedim ya konuşmada. Ben bildiklerimi paylaşıyorum. Daha iyi bilen, daha iyi yapan varsa zaten gelip yapacak bunu. Kimse kimseyi önüne kesmiyor. Bizde bir de o sıkıntı var şu anda. Biri diyen önüne kesiyor. Niye kesecek önünü ya? Tabii ben Kore'den çok geldim. İmkansızlıklar vardı. Yani şunu biliyorum ben. Babam rahmetli sporcu beslenmesiyle ilgili kitap yazdı. Kendisi yurt dışından getirdi, çeviriler yaptırdı. Yani onlar beni engelliyor dediler mi? Aynen sporcu beslenmesiyle ilgili kitap o zaman yoktu çünkü. Olmayanlar yaptılar yani evet, o çare. Bugün çok daha büyük. Şimdi onun için biz uzman alıyoruz. Yani şu anda yapıyorsun. Uzmanlar var, diyetisyenler ama şimdi, var. Şimdi diyor antrenör diyor ki nasılsa bu var. Hayır nasılsa bu yok. Sen de onu bileceksin. Ben nasıl? Ben bütün bunlar olmasına rağmen ben işin başındayım. Peki şimdi hocam, hocalara izin verdim çalışıyorum ona göre. Talebeleriniz Emre Belezoğlu ve Sergen Yalçın şu anda iki büyük kulübün başında teknik direktörlük yapıyor. Onları nasıl buluyorsunuz? Başarılı da buluyorum. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. Çünkü futbol zeka isteyen bir oyun. Yani evet çok şey istiyor da zeka ayrı bir şey. Yani bütün çalışmaları yaparsınız. Sahaya geldiğiniz zaman o anda en kısa zamanda en doğru kararı vermeniz gerekiyor. Ben Sergen'i oyunculuğuna göre yani iş anlayışı olarak daha başarılı buluyorum. Oyuncuda çok yeteneği vardı. Hep bunu da kullandım. Sergen'in o günkü Sergen'e bugünkü Sergen Hoca lazımdı. Doğru. Ama Emre hep öyleydi. Emre kendini hazırladı. Burak da hazırlıyor. Var böyle birkaç tane. Selçuk mesela Galatasaray'da. Onun da başarılı olmasını istiyorum. Ünal öyleydi. Başarılı oldu zaten. Olacağını düşünüyorum. Bir dik duruşlar olsun. Yollarını inandıkları yolda devam etsinler. İnandıkları yolda taşıdıkları yük onlara ağır gelmez. Yeter ki inandıkları yolda gitsinler. Ama sıkıntıları var. Ben federasyonun içindeyim. Bunu da zaten konuşuyoruz. Şu anda Türkiye'de bir sorun var. Bunu da sizi de etkiliyor. Onu da söyleyeyim, paylaşmış olayım. Belki sorular arasında var mıydı bilmiyorum. Antrenörlerimiz lisans almadan sahaya çıkıyorlar. Şimdi bu hangisini yapalım? Tartışmamız gereken bir konu. Ben milli sporcularım, ülke futbolu hiçbir de arkadaşlarımızın önünün açılmasından yanayım. Ama bunun da bir yolu olması gerekiyor. Yani hiçbir kursa girmeden, hiçbir şekil olmadan buraya girmeniz o kursu, o sistemi çökertmek demektir. Yani teknik direktör kursuna giren, işte B'yi, A'yı geçen, pro lisansa gelen arkadaşlarımız o kursa girerken 30 bin, 40 bin, 50 bin TL bir sürü paralar veriyorlar ve bir sürü zamanlar bekliyorlar. Ve ondan sonra diploma alırken ya siz de buraya gelin doğru değil. Bakın ben kendimden biliyorum. Ben başlarken bu işe milli takım kaptanı ve hocasıydım. Kaptanı ve oyuncusu kalecisiydim. O zaman kursa girdiğimde yazılı imtihana girdim. Sözlü imtihana girdim. Pratiğe girdim. Ve pratikteki şey neydi? Top sür, topla oyna. Milli takım kaptanıydım. Öyle kursa girdim. C kursuna. Daha sonra B kursuna. Daha sonra A kursuna. Bütün bunlarda geçtim. Ama boşuna kayıp. Yani affedersiniz şikayetini söyleme. Demir yolu işçisi de önemlidir ama alanında önemlidir. O da aynı, ben de aynı girdim. Ya bir farkı olmalı tabii. Dünyada da böyledir. Yani düşünün ki Messi mezun oldu. 10 sene bekleyecek antrenör olması için. Doğru değil tabii. Ama bu olurken de hiçbir şey kurs görmeden geçmesi doğru değil. Bunu dizayn etmemiz gerekiyor. Onlara da söylüyorum. Çünkü bu arada da sahaya çıkıp hala bu işi yapıp kendimize yalan konuşuyoruz. Teknik direktör kim? Ahmet. Konuşan kim? Mehmet. Bu evet, nasıl bir şeydir yani? O ciddi bir sorun. İşte sorun buradan geliyor. Çözemiyoruz da. Bakın sorun da aynı. Yemin dediniz ya başta futbolun nasıl? Kolay. Adım atarsınız, beraber konuşur, düzeltiriz bunu. Ya iyi istiyorsak, niyetimiz iyiyse, samimiysek, aynı yola çıkmışsak bunu düzeltiriz. Ama senin niyetin başka, sen beni düşman yaratıp da hesap görmek istiyorsan o zaman sen kendi hayatını çizersin. Hocam peki şimdi yavaş yavaş sürenin sonuna da geliyoruz. Biraz gaza basalım. Avrupa Şampiyonası var önümüzde. Şimdi Cenk Tosun maalesef sakatlandı ki forvet rotasyonumuz dar, kabul edersiniz ki. Kaleci Altay ciddi bir sakatlık geçirdi. Hani iyi bir jenerasyon yakaladık, iyi bir kadromuz var, iyi futbol oynuyoruz ama bu sakatlıklar bizi nasıl etkileyecek? Nasıl görüyorsunuz? Forvet konusunda elimizde bir tek Burak var gibi gözüküyor. Enes bir türlü işte Enes var, Burak var. Ne öngörüyorsunuz? Şimdi ben medyanın da içinde olmasını istiyorum. Siz de medyanın içindesiniz. Belki siz de yapmadım ama bazı arkadaşlarla başından beri daha önce yapmadığım bir şey yaptım.
inandığım, yani hepsine inanıyorum da sayı az olsun diye 6-7 arkadaşla beraber toplantılar yaptık. Dedim ki aynı şu ifadeyi kullandım. Kahvaltı toplantısı, yemek toplantısı ama toplantı için yaptık. Nasıl da takımı yapıyorsunuz, medyada konuşuyorsunuz. Beraber yapalım. Konuşun. Ama kararı ben vereceğim. Dolayısıyla aynı şeyi siz de yapabilirsiniz. Yani mesela ne diyorsunuz? Santofu da kim olsun? Burak diyorsun. Bana göre de Burak olsun diyorsan mesele yok. Halk da böyle istiyor. Şu an en iyisi o değil mi hocam? Aynen. En iyisi kimse o. Bunda bir komplekse gerek yok. Zaten bunu söylüyor. Mesela ama sahaya çıktıktan sonra niye koydun demeyeceksin. Biz, halkın öyle bir avantajı var. Yani biz de takım yaparız. Bize diyorlar ki niye onu oynattın maç bitince. Şimdi doğru. Yani şöyle söyleyeyim. Ben de sayılabilir takım yapmak istiyoruz. Ama inandığımızı tabii yapıyoruz. Bunu sevdiğimiz için değil. Şimdi mevki olarak Cenk bizim için önemli bir oyuncu. Ama Altay da önemli bir oyuncu oynamamasına rağmen. Daha önce Uğurcan için övgüler yapmıştığımda oynatmıyordum. Mert oynuyordu. Bugün Mert'i sormuyorsunuz. Demek ki kapatabiliyoruz. Bu önemli. Ama kapatmamız demek Mert'in kötü kaleci olduğunu göstermez. Bunları yıkmamız lazım. O felsefe dediğim şey budur işte. Belki yarın yine Mert gelecek. Yarın belki Altay gelecek. Yarın ne bileyim işte Berke gelecek, Ersin gelecek, Gökhan gelecek. Bilmiyorum, isim çok sayabiliriz. Bilemiyoruz. Geldiğimde Serkan'la Sinan vardı. Bunlar değişti. Şimdi burada bir başka şey söyleyeceğim. Aynı şekilde biz bu Mart ayında maçta... Sinan oynuyor Gent Kalesi'nde hala. Tabii oynuyor ama evet. Yani ben şimdi Mert oynatıp da bir daha yaşlı oyuncu alıp kendine tutmak yerine arkadan gelen iyi bir oyuncu. Şimdi belki sizin kafanızda birinci kaleciniz Mert oynamıyor. Hayır, Cenk sakatlandı. Bak, söyleyeceğim. Açıklama yapmamın sebebi şu. Siz de bize yardımcı olursunuz kamuoyunda konuşurken. Siz tartışırsınız veyahut da bilgi verirsiniz. Şimdi Mert oynarken de Uğurcan niye oynamadı deniyordu. Zamanı geldi oynadı. Bakın zamanlama doğru çıktı. Eğer Uğurcan o gün almasaydı, Sinan alsaydı bugün Uğurcan yoktu. Yani oynamayarak da bir yere gelirsiniz. Şimdi bunu ben oynamayarak bir yere geldim biliyor musun? Bir sene kadroya girmedim Trabzonspor'da. Ama ondan sonra yedek kaleci bile yoktu. Hep ben oynuyordum. Sakatken bile. Şimdi onun için bunları size yazar veririm kitapta da. Şimdi vermek istemiyorum. Şimdi buradaki önemli olan şey şu. Elimizde şu anda gelebilecek Altay'ı aldık. Mesela Gökhan mı? Gökhan mesela daha iyi olması lazım. Gökhan'ı beğeniyorum ama yeterli değil. Ersin geliyor. Berke geliyor. Berke şimdi yurt dışında. Doğan var. Göztepe'nin dünkü kalecisini seyrettiniz mi? İrfan Can mı diyorsunuz? İrfan Can yedekli. Yeni kalecisi. Ha. Arda oynadı. Evet. Hakikaten çok iyi oynadı. Penaltı kurtardı Karagümrük maçı. Bakın bunlara bir maç iki maç üstüne bakmam. Evet. İrfan Can da iyi oynuyor. Bakın öyle bakmayın. Ben bunun örneklerini yaşayan, tecrübem benim o yüzden. Kayseri Spor'daki Doğan'ı beğeniyor musun? Doğan'ı söyledim işte. Az evvel evet. Söyledim Doğan'ı. Şimdi şurada söyleyeceğim. Biz Mart ayında maçlar yaptık. Cengiz. Cenk zaten oynamadı. Altay yoktu. Kim dediniz burada? Ha, İrfan yoktu. Başka kim yoktu? Mart ayında. Hiç kimse demedi ki bunlar niye yoktu demedi değil mi? Önemli olan bu hale gelebilmek. Yani bunları Cenk'i önemsiyorum. Çok önemli bir oyuncu. Bize çok katkı yaptı. Avrupa Şampiyonası'na giderken goller attı. Yine sakatlığı vardı, iyileşti. Yarım geldi, gitti, geldi filan. İş yaptı. Cengiz de önemli. Ama Cenk yoktu. Cenk oynamıyor. Problem değil. Yani sakatlık var, bir de problem böyle var. Şimdi bizimle beraber değildi, hala takımda oynamıyor. Takımlarda gidip devamlı oynayan var, devamlı oynamayan oyuncu var. Rakiplerimizi küçük görmeyelim. Rakiplerimizdeki olan oyuncuları da takımlardan Galler, İsviçre, İtalya. İtalya bir numarada daha güçlü. Ama diğerleri de bütün oyuncular yurt dışında. Bizim de 20 tane oyuncumuz var. Biz azı çok yapmayalım, abartmayalım. Ama oyuncularımızdan memnunum. Ben iyi yapacaklarını düşünüyorum. Önlerinde daha geliştikleri zaman var. Onları yeterli görmek, başarılı görüp orada durdurmak istemiyoruz. Üstüne koymalılar. Ve bu Mart ayındaki maçlar bize bunu gösteriyor. Ama hazır olmak da çok önemli. Mesela o dönem, mesela bu ligin bitimindeki takımın durumu ne olacak? O yüzden kampı çok önemsiyorum orada. Hem zihinsel, fiziksel dinlenme yapacağız. Tabii oyuncular ama, da yorgun hocam. Tabii yorgun ve nasıl? Mesela bu aynı şey Avrupa'daki oyuncular. Mesela biz Dünya Kupası'nda başarının bir tarafında hiç ilgisiz bir taraf diye düşünüyorum ama ben öyle düşünüyorum. Arjantin'in gibi, Hollanda gibi bazı takımların oyuncuları üst ligde de oynuyorlardı ve grupta elendiler. Belki o ligin yorgunluğu içerisinde adam milli takım artık ona fazla geldi veya önemsemiyordu. Biz de öyle değil. Biz her şeyin başında milli takım. Hocam Norveç milli takımı teknik direktörü bizim maçtan evvel çok önemli bir açıklama yaptı. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Sor bakayım. Dedi ki yarın Türkiye ile oynayacağız. Çok değerli oyunculara sahip bir takım. Ama hangi Türkiye ile oynayacağımızı bilmiyoruz. Uluslar Ligi'ndeki Türkiye ile mi oynayacağız yoksa Fransa ile Hollanda karşısında oynayan Türkiye'ye mi karşı oynayacağız diye. Yani bizim aslında istikrarsızlığımızdan biraz bahsettim. Yok yok öyle değil. Ben öbür türlü düşünüyorum. Her gün yeni bir başlangıçtır. Ve her gün işe yeniden başlarsınız.
yeni şeyler yaparsınız. Bizim yeni yaptıklarımız hazır değil demek ki. Dersi niye çalışmamış diye bakarım ben. Ama siz de öbür türlü bakabilirsiniz. Anlaşılmaz diye. Futbol, madem öyle anlaşılmazsa Almanya'ya, Makedonya niye yenildi? O zaman siz de bir takımı yenerken büyük bir takımı, o zaman siz mi anlaşılmazsınız? Bunlar basit var ifade. Var futbolun içinde tabii. Var futbolun içerisinde. Yani biz şimdi şunu kabul etmiyoruz. Biz herkesi yenerken büyük takım diyoruz. Bizi küçük takım yendiği zaman olur mu kardeşim diyoruz. Ya sen de yeniyorsun, öyle büyüyorsun. Belçika nereden nereye geldi? Beraber çalıştığımız Liekens'in başlangıcı da olduğu dönemde Vilnos yardımcı antrenördü. Daha sonra o oldu. Şimdi Martinez var başında. O zamandan beri geldi. Bir günde olmadı ki bu. Tabii. Biz bir günde her şeyi yapmadık. Hem oyuncu bulduk. Belçika'nın ilk çıkış noktası o Çin'deki olimpiyat oyunları vardı ya 2008'de Pekin'de. Evet. O olimpiyat oyunlarındaki i̇lk takımı, genç takım. Hazar. Evet, çok iyiydi. Ve evet. Mertens beraberdi. Liekens'e de çok eleştiri vardı. İkisini bir de oynatmıyordu. Aynı stile benziyor diye. Çok eleştiri alıyordu. Ama sonra da ikisini de oynattı. Ayrı ayrı oynattı. Sonra takım bir yere geldi. Şu anda bir numara FIFA sıralamasında. Hatta onlarla hocası aradı beni. O maç aldık. Bu Dünya Kupası öncesi, Avrupa Şampiyonası öncesi. Sonra devlet izin vermedi pandemi nedeniyle. Yoksa maç oynayacaktık onlarla. Çünkü ben de çok istiyordum böyle büyük takımlarla oynamak. Ama olmadı. Sonra iptal ettik onu. Yani şuna gelmek istiyorum. Türkiye bir yola girdi. Oyuncularını geliştirebilir. Bu oyuncuları yeni oyuncular atmalıyız. Yani şimdi Ali İbrahim Devrişoğlu'nun partilerle konuştuk. O da inşallah alır yani. Almayı düşünüyordu. Yetenekli bir santro. Ümit takımında oynuyordu. Kerem geçen sene Erzurum'da seyrettim ama beklemesine rağmen başkan onu da kulaktan çınladı. Mustafa Cengiz diyordu. Hocam bunu al oynat filan diyordu. Onu kırmamış olacağım alırken ama şimdi bilmiyorum kesin mi. Ama iyi geliyor. Yani o zaman da iyiydi. Çok çabuk. Teknik. Ve aynı zamanda rakibe baskı yapabilecek bir oyuncu. Rakibi rahatsız eden bir oyuncu. Hem golcülüğü kadar çalışkanlığı da iyi bir oyuncu. Ama ne zaman oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Ya yani bunlar hep isim listesi olarak var bizde. Güven mesela bir çıkıştan sonra kendi güvenini kaybetti. Güvene bakıyorum ben şimdi Lecce'de takip ediyorum. Oynamıyor fazla. Az oynuyor. Yani evet. Hem kendi güvenini kaybetti hem bizim güveni kaybettik yani. Evet, siz de iyi bir çıkış yakalamış tabii. Hocam VAR sistemi için bir şeyler söyleyecek misiniz? VAR'ı söyledim ben ilk başta. Söylemiştiniz. Beşiktaş'tayken söylemiştim. Evet, söylemiştiniz. Şu anda ilerleme kaydettiğini düşünüyor musunuz? Aynı şeyle devam ediyor tartışma olarak. Yani tamamen zararı var demiyorum. Şimdi insanla ilgili konuşacağım burada. Ben o gün de onun için söylemiştim bunu. Elit antrenör toplantı çıkışıydı. Beşiktaş'ta iki maç oynamıştık. Tartışmayı durdurmak için gelecekse tartışma devam edecek. O zaman teknolojiye de yazık edeceğiz. Çünkü bu sefer kişilerin güvenleri sarsılacak. Yani eskiden hakem hata yaptı diyorduk. Şimdi kasıt yaptı arıyoruz. Şimdi çok tartışmalar buna döndü. Ama offside'da da birçok konuda karar verse bile futbolda şimdi oradaki toplantıda kimdi o ya? Yok. Burada Ulenberg var galiba. O da biri daha vardı işte antrenör, hakem şeyin başında. O dedi ki Rosetti mi? Ha, evet. Tartışmalı pozisyonlar hep var. Tartışmalı pozisyonlar olacak. Bunlar her zaman olacak dedi. Yani mesela işte dünkü bir maçta eli böyle açıktı, bu kadar açıktı. Bunlar olacak. Biz bunları eğer VAR üzerinden gidersek veya ayağına bastı, basmadı diye görürsek kötü niyet aramaya kalkarız. Ve devam ediyor. Kalksın demem ama daha gelişecek. Biz ona uyum sağlayacağız. Yani mesela biz 3 tane maç yaptık bu Dünya Kupası elemelerinde. Hollanda, Norveç ve Letonya. Hakem hiç gündeme gelmedi. Hiç VAR yoktu. Hakemler maçı yönetmeli. Eğer sıkışırsa oraya başvurmalı. Ve benim fikrim de şu. Hiç bunları gündeme, halkın da göz önüne sokmadan bu kulaklığı maçı yine o hakem yönetsin. Benim muhatabım olsun. Yardımcı da olsun. Ama çok sıkışırsa VAR sisteminden, ya hocam ben buradaki pozisyonu tam göremedim, penaltı mı değil mi, penaltı kapı küpem var, kulağına desin o kadar. Çünkü zaten yine soruyor, zaman kaybediyor. Hiç olmazsa o yapsın. Çünkü oraya gitti gitmedi, giderse başka hala devam ediyor. Var evet, bazı sorunlar var. Şimdi buradaki şey asıl şu, hakemler, yöneticiler, antrenörler, oyuncu, seyirciler iyi niyetli olursalar bir sorun yok. Burada iyi niyetten, demin dedi, başında konuştuğumuz konu, karşı tarafı yok etmek üzerine ve kendi kazancı için saldırmak üzerine kurarsanız hiçbir şey çözemeyiz. Şu andaki durum Türkiye'de de en çok bu var. Yani Avrupa'daki tartışmanın az olma sebebi tartışma kültürünün üst seviyede olması. Yani biz halkımıza kavgadan veya baskıdan avantaj sağlatırsak ki başta yöneticilere o zaman devam eder. Mesela çok güzel bir karar aldılar. Ben bunu kendilerine gördüm, söyledim. Kulüpler şunu istemiyor. İstemiyorsan veriyorum kardeşim. Yani inadına vermek değil de
ben inandığımı vereceğim ya. Benim kafamda bir hesap yok tabii ki. Tabii canım kulüpler karar veriyor. Kötü niyetim yok ya. Hakem yanlış yapıyorsa o da hesap verecek. Yani yanlışların hesap verdireceğiz biz. İnsanlara hesap verdiriyoruz. Yani işte sen baskı yaptın, bunu yaptı. O zaman ne yapıyor? O yaptı, kazandı, ben de yapayım demeye kalkıyorsunuz. Bunlar düzeliyor, düzelecek. Yani ben çok kötümser değilim ama yanlışlarımız bugünkü imkanlara göre fazla var. Ona katılıyorum. Yani bunları söylemek yerine külliyen aşağıya attığınız zaman bir şeyini kolunuzu kesersiniz. Yani şu andaki gidiş o. Doğru değil. Şikayetler var mesela. Şikayetlerin merci belli. Kurallar onun için koyulmuş. Kuralların hepsinden faydalanacağım ama işime gelmeyen tarafı yıkacağım. Öyle bir sistem yok. İşte yaptılar Süper Lig'de. Hepsi döndü. Şimdi şu anda onların işini bırakması lazım. İstifa etmeleri gerekiyor. Yani attık ortaya bir şey. Sonra bu baskıdan biz pardonu yok bu işi. Peki hocam son soru. Ligdeki oyun kalitesini nasıl buluyorsunuz? Yani milli takıma yansıyor mu? Oyun kalitesi düşük ya, mü? Yüksek mü? Bize olumsuz yansıyan bir şey yok ama ligin seyrinde normal kabul ediyorum. Yani çünkü biz başta hata yaptık. Ben aynı iddiamı, yani söylediklerimin arkasındayım. Sezona geç başladık. Ekonomik ve krizler de etkiliyor takımları. Buna bağlı takım sayısı çoğalınca lig planlaması sıkıştırılmış bir lig. Olağanüstü bir durum geçiriyoruz. Tıpkı bu 2011'deydi galiba. Playoff sistemi oynandı. Çok iyi olduğu söylendi ama daha hiç kullanılmadı. Yanlıştı. O playoff sisteminde en çok zararı Trabzonspor gördü. Çünkü playoff sistemi oynarken maç sayısı fazla, bir de Şampiyonlar Ligi oynadı. Gidip geliyorsun. Talibatı. Yani bazen iyi dediğin şeyler size zarar verebiliyor. Şimdi burada da sıkıntı liglerin takım sayısının fazla olması. Dolayısıyla lig planlamasında hafta boşlukları var. Oyuncular sakatlık geçiriyorlar. Performans düşüşleri var. Rutinleşiyor futbolun. Yani her gün aynı yemek yemek, her gün ne bileyim ihtiyacınız bir şeye giderseniz. Hocam her gün aynı filmi seyretmez misiniz? Seyretmez. Bıkarsınız yani. O bir durgunluk var. Futbolcuların kalitesinin altında oynadığını söyleyebilirim. Zaman zaman iyi maçlar var. Doğru. Heyecanlı maçlar. Alt ligden takip ettiğiniz oyuncular var mı? Alt ligden. Birinci ligden. Şu anda şeyden var. Bursa Spor'dan olan. Ya üst takımda var zaten genç oyuncularımız. Yaşlı oyunculara çok sıcak bakmıyorum. Ancak anormal çok iyi olursak öyle bir oyuncu yok. Alt ligde de. Şimdi bir yanlışlığımızı oraya açtık. Hep konu açıyorsun önüme. Şimdi biz kendi ligimizde yurt dışındaki yabancı ve istenmeyen oyuncuları alıyoruz. Kendi ligimizde de alt ligde de bizdeki oynamayan ve yaşlı oyuncuları aşağıya atıyoruz. O ligin altında da o ligdeki oynamayanları aşağıya atıyoruz. İşte Allah'tan Kerem çıktı işte Erzincan'da böyle birkaç tane oyuncu var. Bir tane Afyon'da var şimdi. Stoper. Genç takımı. İşte Bursa'dan Ali Akman. Ya onlar var zaten. Bursa'dan var. Çıkanlar var. Bir de Afyon'da stoper var. Benim kardeşim o da oradan biliyorum. O da genç takıma alınacak bir oyuncu. Ama Ümit takımına, genç takıma aldığımız oyuncular var. Gelen oyuncular var ama bunların sayısının çoğalmasından yanayım. O yüzden diyorum ki biraz daha oraya destek gerekiyor, yatırım gerekiyor. Almanya'nın yaptığı yatırımın onda birini yapmayıp Almanya'yı geçmek istemek eşyanın tabiatına aykırıdır. Hocam teşekkür ediyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı bilmiyorum ama birçok konuyu değerlendirdik. Türk futbolunun sorunlarından bahsettik. Aslında daha çok konuşacak konu var ne yazık ki. Yani biz çözebilir miyiz bu işi? Çözemeyiz. Yok, ama en azından çözmesine ön ayak oluruz veya fikir üretiriz dediğiniz şimdi, gibi. Ben başlangıçta da kendime bakıyorum. Ben oynarken nasıl oynadım? Şimdiki oyuncu nasıl oynuyor? O zamanki antrenörlük, o zamanki kulüp yapıları, malzemeler çok iyi yerdeyiz. Ama bu imkanlarla daha iyi olabilir miyiz? Oluruz. O zaman kötü yerdeyiz. Onun için nereden baktığımızda, önce nereden geldik, neredeyiz, nereye gideceğimizi tayin edelim. Bunlar hepsi düzeltilir. Yeter ki hep söylüyorum, birlik beraberlik içinde olalım. Bu birlik beraberlik birbirimizi kabul etmek demek değildir. Fikirlerimizi tartışmaya açmak demektir. Şu anda ihtiyacımız olan sağlık, ekonomi, spor bunun arkasından gelir. Mesela Trabzonspor hep kullanmışımdır. Sosyoekonomik yapısı iyi olsa Trabzonspor, Trabzon Türk futbolunu değil, dünya futbolunu doyurur. Çünkü öyle bir imkan var, öyle de bir ihtiyaç var. Çünkü geçim kaynağı olarak düşünüyor. Çocuk ölümüne çalışıyor. Yani o çocuklar ve Yusuf da bunlardan bir tane örnektir ve hala gelişimini devam ediyor. Şimdi buradaki şey şu, bugün itibariyle futbolu bir kenara bırakalım. Sağlık konusunda ihtiyacı var. Sağlıkçılarımıza teşekkür ediyoruz. Onlara destek olmak gerekir. Devletin de gerekli desteği yapacağına inanıyorum. Biz de onlara yardımcı olalım. Kendimiz de burada işte mesafeli konuşmaya çalıştık. Ben biraz da titizim o konuda ama size sözüm var. Sizin de katkılarınızı biliyorum Türk futboluna. Hakikaten büyük katkı yapıyorlar. O katkıya da bir cevap olsun. Ben evet profesyonel futbol kulüpleri bazında yarışmıyorum ama o liglerdeki kalitenin, ekonominin iyi olması bize de iyi yansır. Oyuncularımız daha iyi olur diye.
destek olmak gerekiyor. Oyuncular da antrenör de ben de bunu zaman zaman suçladım. Buradaki yorum yapan arkadaşlara kızıp genelleme yaptım. Doğru şeyler değildir. Sen de beni eleştirdin. Siz de beni eleştirdiniz. Eleştireceksiniz ama baktım övgü de vardı. İlk başta güneş battı diye yazdı diye geldi bana not. Altına baktım. Bunda çok övgü var dedim. Ben bu övgüleri atayım da niye güneş battı diye ona baktım. Güneş genelde daha çok parladı güneş, hocam batmasından ziyade. Yok güneş batıyor o zaman yıldızlar çıkıyor. Güneş tekrar doğduğu zaman yıldızlar yok olup gidiyor. Onun için hep güneşli günler görelim. Allah sağlıklı günler göstersin. Teşekkür ediyorum hocam. Birikimlerinizden, deneyimlerinizden, fikirlerinizden, dünya görüşünüzden faydalandık, faydalanmaya çalıştık. Ümit ediyoruz ki Türk futbolunda uzun yıllar faydalanmaya devam eder. Avrupa Şampiyonası bekliyor bizi. Önümüzde değerli oyuncularımız var, değerli bir kadromuz var. Tabii ki sakatlık, Covid işte bu tip vakalarla karşılaşmadan sakatlıklarla ümit ediyoruz ki güçlü bir milli takımda gideriz. Bir bilgi vereyim o ara. Şimdi ona bağlı, Covid'e bağlı olarak dün itibariyle. Çünkü çok değerli rakiplerle oynayacağız. Servet Bey hayırlı olsun tekrar seçildi UEFA'da. UEFA bunu da bize de sordu. 23'ü 25 veya 26'ya çıkarmayı düşünüyorlar kadro olarak. Yani sırf bu yüzden. Onun için her gün bir değişiklik olabilir. Hala bazı yerler değişir mi onu bekliyoruz. Bizim kamp yerleri her şey hazır. Kadromuz da aşağı yukarı. 5 değişiklik değil. Olacak mı hocam Avrupa Şampiyonası? Şimdilik öyle ama yani 3'te 5'e çıkacak. Ama işte dedim ya bu daha yeni. Daha bizden fikir aldılar. 23 kişi kadro çıkıyorduk ya şimdi 25 veya 26 olacak. Konuşulan daha netleşmedi. Onun için her gün bir şey çıkacak. Yani onun için 5 olur belki yarın başka şey çıkar. Bilemiyoruz yani olması tabii, tabii, değişiyor. Mesela eskiden şartlar... sahaya 16 kişi çıkıyordu. Sonra tabii, 18'e tabii, çıktı. Tabii. Şimdi 23'e çıktı. 22'ye çıktı. Onun için değişebilir yani. Yani futbolun menfaatine mesela ne gerekiyorsa. Konuşunca evet öyle yapma ama bazı değişiklikler de futbolun özüne aykırı oluyor. Yani mesela ben o mesela. Şeyi hatırlar mısınız hocam eskiden 70'lerde 80'lerde falan İngiltere'de FA Cup kupa maçlarında falan yedek kulübesi 2 kişi otururdu. 2 kişi bir oyuncu kendini de değiştirdiler. Çok enteresan. Biri kaleci bir oyuncu değil, evet, bir oyuncu değiştirdiler. Çok şey değişti yani onun için bizim dönemimizden bakarak bugünü görmek başka bir şey. Bugünden bakarak da geçmişi suçlamak doğru değil. Yani ama orada da çıkış, mesela arabanın tekerleğin bulunmasını düşünün. Tekerlek bulunduğu zaman hangi ihtiyaçta bulundu? Bugün ama arabalar o kadar modern arabalar, o kadar değişik modeller yapılıyor. Nereden nereye aslında düşünüyorum. Siz Liverpool'u burada yendiniz. Ne? O zaman çok büyük bir yankı yaratmıştı. Gittiniz Anfield'da oynadınız falan. Hakikaten ne hikayeler var sizde aslında da uzun konuşsak. Madem anlatayım. Biz şimdi o güne bizde tabii sahayı idman falan verilmiyor. Gittik sahada sabahleyin sahayı bakalım dedik biz. Gittik hava da güneşli o günü. Sabah güneş, çok güzel bir güneş var. Senin Liverpool'da var, değil mi? Liverpool'da. Ama kale işleri biraz bozuk gibi. Öbür tarafa çim dedik güzel saha. Akşam geldik saha ıslak. Biz dedik yağmur yağmadı. Meğer saha sulanıyor. Aynı şey bir de şeyde oldu bize Danimarka'da. 1-0 yenmiştik oradaki maçta. Biz de kramponlarla gittik yani. Hava, biz bir ayakkabı onunla gidiyoruz. Gittik. Kızak gibi kayıyorduk sahada. 2-0 mağlup oldu. Orada da 3-0 yendik. 18 dakikada 3-0. Sahaya alışana kadar 3 gol yedik biz. Onun için o kadar koşullar var. Şimdi sahayı bak biliyorsun. Mesela biz kamp yerlerini, seyahat, her şeyi bitirdik. Cebel Tağ'a nasıl gideceğiz? Hollanda'ya nasıl gideceğiz? Ne oynayacağız? Malzemesi. Yani o bakımdan çok mesafe alındı. Yani o yokluk içerisinde. Hatırlatın Allah rahmet eylesin. Özkan Hoca zamanında Çek Cumhuriyeti maçı var. Çekoslovakya o zaman. Buz. Ayakkabı yok. Ayakkabı zaten Türkiye'de hiç bulamazsın normal ayakkabı. Avrupa'dan getireceğiz. Altı şey lastik olan kaymen olsun diye bulamadık onu. Orada da 2-0 mağlup olduk ama inanın ki böyle şey, buzda. Bugün oynatmazlar yani. Öyle sahalarda oynadık biz. Çok şey değişti. Çok şey değişti. Çok şey iyiye gitti. Eskiden giderdi Almanya, Avusturya kampına falan gittiği zaman spor mağazalarına koşarlardı ayakkabı almak için. Trabzonspor'a ben oyuncuyken Almanya'da Ulm'den eşofman aldım getirdim. Bir yönetici vardı orada onun parasıyla. Kamp eşofmanı bir sene giydik. Bir sene sonra da ben giydim onu. Kendime özel giydim. Yani kendime aldığım eşofmanı. Hocam ben hatırlıyorum. Rahmetli babam Beşiktaş teknik direktörüydü. Split'e kampa gittiler. Yugoslavya'ydı eski Yugoslavya'ya. Bütün takımı eşofman aldılar. Yok, Beşiktaş'a eşofman aldılar. Yok. Oradan. İmkansız. Düşünün kadar, Beşiktaş kulübünden bahsediyor. Yani, eşofman alındı. Bu da şunu gösteriyor. İmkansızlıklarda evet, bu kadar iş yapan Türkiye imkanlar varken çok daha iyi yapabilir. Yeter ki. Güzel sohbet oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz ki Türk futbolunda İnşallah. Her şey olumlu olur, Yok. Her şey iyiye gider. Bu pandemi sürecinden bir an önce kurtulup hayatı normale döndürürüz. Başarılar diliyoruz Avrupa Şampiyonası'nda da. Size de iyi takımda hocam diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler Şenol Güneş'i konuk ettik bugün Be United'da. Türk futbolunu konuştuk, geçmişi konuştuk, geleceği konuştuk. Bugünleri, yarınları, sorunları masaya yatırdık. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.